Günaydın sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da sabah ajansı başladı. Bizden önce Sinan Tatlı vardı. Türkiye'den ve dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde yaklaşık saat 8.50'ye kadar birlikte olacağız. Allah'ın izniyle burası A Haber. A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da, sabah ajansı yayınımızda karşınızdayız sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Dua ordumuz. Hafta içi sabah yaklaşık bu saatlerde bu yayını dua ile açmaya, başlatmaya gayret gösteriyoruz. Ve hepinizi dua etmeye davet ediyoruz. Hazır mısınız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu akbar ve lillahilhamdü ya rabbel alemin ve rahmanirrahimin. Allah'ım sen rahmansın, sen rahimsin, sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya rabbel alemin ve rahmanirrahimin. Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, Müslümanların akıllarına, ruhlarına ve kalplerine Kur'an-ı Kerim'i senin emrettiğin gibi algılayabilme ve uygulayabilme idrak ve kabiliyeti koy. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Allah'ım dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şafi isminle şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana Allah'ım kalplerimizi senin dininde sabit kıl. Ayağımızı kaydırma, bizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan, doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin mübarek Ramazan münasebetiyle oruçlarımızı, zekatlarımızı, tövbelerimizi, şükürlerimizi, zikirlerimizi kabul buyur. Kusurlarıyla beraber yalvarıyoruz sana. Allah'ım annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, ailelerimizi sana iman etmiş Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından koru. Hepimizi cennetine kabul et. Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım senin sevdiğin ibadetleri bizlere de sevdir ve bizlere nasip et. Ve bizden bu ibadetleri kabul buyur, yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle, yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber, şimdi haberler. Sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, teröristlerin sığınaklarına operasyon düzenleniyor. Terörün finans kaynağına darbe vuruluyor. Terörden arananlar listesinde 3 çizik daha gerçekleşti. Mehmetçik istihbarat aldı, operasyon için harekete geçti. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı Şırnak'ta 2280 personelin katılımıyla devam eden Eren Cudi Beste operasyonunda PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi. Cudi Dağı'nda Eren operasyonu icra edilir. Şu an itibariyle çok sayıda helikopter Cudi Dağı'nın tepesine hem asker indiriyor hem de atak helikopterleri belirlenen noktaları vuruyor. Terörün bir taraftan sığınakları yerle bir edilirken diğer taraftan da polis ekipleri finans kaynaklarının peşindeydi. Bölgede yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirildi. 30 kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan Diyarbakır'ın Lice kırsalında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün kırmızı, turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi. Terörden arananlar listesine 3 çizik daha atıldı. Bu baskının adresi ise İstanbul. Ekipler 10 ayrı ilçede DAEŞ'li teröristlerin peşindeydi.
operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde meydana gelen ve biri ağır 3 kişinin yaralandığı patlamanın detayları ortaya çıktı. Patlamanın el yapımı bomba hazırlanırken yaşandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin el yapımı bombayı ne amaçla hazırladıkları araştırılıyor. Saat 6'yı 5 dakika geçiyor. Günün adı 4 Mayıs 2021 Salı. Şimdi İstanbul'da meydana gelen kavgalarla ilgili görüntüler geliyor huzurlarınıza. Komşular arasında kavga edenler mi ararsınız? Kavgayı ayırayım derken kavgaya karışanlar mı ararsınız? Hepsi var. Komşuların gürültülü kavgası karakolda bitti. Olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Demirel akşam saatlerinde üst katından çok fazla gürültü gelince komşusunu uyardı. Uyarının ardından üst kata misafir gelen iki kişi ve ev sahibi Demirel'in evine geldi, tartışma başladı. Çekiyorum ben. Ama devamlı olmaz. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kadınların da kavgaya karışmasıyla ortalık iyice kızıştı. Diğer komşuların araya girmesiyle kavga sona erdi. Abi geç kavgaya. Kavga sırasında burnu kırılan İbrahim Demirel hastaneye giderek darp raporu aldı. Komşularından şikayetçi oldu. Bu görüntüler ise Büyükçekmece'den. Tepecik mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan yaşlı bir adam da başından darbe aldı, yere yığıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir başka olay ise Sultan Gazi'de kayda geçti. Husumetli iki grup sokakta karşılaştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerden tepki gören gençler bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Saat 6'yı 7 dakika geçiyor. Erdal Kuruçay karşımızda. 24 saat esaslı olarak güvenlik kuvvetleri kısıtlamalarla ilgili denetimler yapıyorlar. Erdal Kuruçay'da işte denetimlerin yapıldığı o noktada. Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin. Günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, yani tam kapanmanın 5. günündeyiz ve aralıksız denetimler her noktada İstanbul'un 39 ilçesinde devam ettiğini, sürdüğünü hatırlatalım. Polis ekipleri hemen her noktada gelen bütün araçları teker teker durdurup seyahat izin belgeleri soruyorlar ve öylelikle yoluna devam edebiliyorlar. İzin belgesi olmayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Şu anda yine bir taksinin çevrildiğini görüyoruz. Evet, hemen her noktada, ana arterlerde, meydanlarda, hatta yaya geçenlere bile seyahat izin belgesi ya da iş yeri izin belgesi soruluyor. Şu anda da yine ticari araçların yanaştığını görebiliyoruz. Evet, polis ekipleri teker teker soruyorlar. Öndeki takside bir yolcu var. Yolcunun da izin belgesi var mı yok mu? Çalışma belgesi var mı? O soruluyor. Her noktada uygulamaların devam ettiğini Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri beraber bu denetimleri yaptıklarını hatırlatalım. Eğer izinsiz vatandaşlarımız çıkacaksa önceden 1180 liraydı. Yeni güncelleme ile birlikte İçişleri Bakanlığı 1460 lira yaptığını duyurdu. Cezai işlemlerin gece boyunca birçok vatandaşımıza usulsüz çıktığı için cezaların kesildiğini de yine bizi dinleyenlere hatırlatmakta fayda var. İzin belgesi yoksa vatandaşlarımız mutlaka çıkmamaları gerekiyor. Evet, bugün gün boyunca saat 10'da başlayacak ve marketler açılacak. Sadece marketlerin gün boyunca açık olacağını, fırınlar 24 saat açık olacak.
ve benzinliklerin marketlerinin de yine açık olacağını hatırlatalım. Restoranlar paket servisi yapabilecekler gün boyunca ve lokantalar, restoranlar, kafeler hepsinin kapalı olacağını yine söyleyebiliriz. Evet, şu anda da yine izin belgesini çıkarttı bir vatandaşımız, bir sürücümüz ve onun da kimlikleriyle beraber eşleştiğine bakıyor. Aynı zamanda yeri geldiğinde GBT'lerine bile bakılıyor sürücülerin ve risk teşkil ettiğinde araçların içi de aranabiliyor. Hiç şüphesiz bu denetimlerin çok önemli olduğunu hatırlatalım. Çünkü son dönem vaka sayıları sürekli olumsuz şekilde yukarı tırmanıyordu. Son iki haftaya baktığımızda yarı kapanmadan tam kapanmaya geçtik ve hızla sayılar düşmeye başladı. 65 bini görmüştük vaka sayılarında. Dün itibariyle artık 25-26 bine kadar düşmüş durumda. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre artık 4-5 binlere düşürmeyi hedefliyoruz demişti. Evet Erkan Tan, biz şu anda Mecidiyeköy'deyiz. Uygulama noktasındayız. 17 günlük tam kapanmanın 5. gününde de polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygulamalarda vatandaşların seyahat izin belgelerine bakılıyor. Yeri geldiğinde de cezalar kesiliyor mutlaka. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları gerektiği bu süreçte evde kalmalarını hatırlatalım ve Şişli'den, Mecidiyeköy'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Erdal Kuruçay yayınımıza katıldı. Şimdi yapılan bu denetimlerle ilgili diğer ayrıntılar ve görüntüler geliyor huzurlarınıza. Tam kapanma ile birlikte denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. Tam kapanmanın yaşandığı günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından sıkı bir denetim yapılıyor. Denetime bağlı olarak köprü üzerinde trafik oluşmuş durumda. Üsküdar'da denetimler vardı. Polis ekipleri kural tanımayanlara ceza işlem uyguladı. 39 ilçede denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda da polis ekipleri araç sürücülerine tek tek belgelerine bakıyor. Belgesi olmayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Ataşehir'de de araçlar tek tek durduruldu. İzninizi görelim. Şimdi sen bu fişle dışarı çıkıyorsun, tamam mı? Evet. Böyle bir izin kağıdı, izin belgesi yok. Bir kadın sürücü sahte basın kartını gösterdi ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sürücü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Haksız yere yazıyorsunuz şu anda cezayı. Öte yandan İstanbul'un ilçelerindeki tüm denetim noktalarında uyarılar yapıldı. Sürücülere 7 Mayıs'a kadar E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi alınması gerektiği hatırlatıldı. Saat 6'yı 12 dakika geçiyor. Türkiye Covid-19 hasta tablosu ekranlarınıza geliyor. 243.648 test sayısı, 24.733 vaka sayısı, 2501 hasta sayısı, 347 vefat edenlerin sayısı, Allah rahmet eylesin, 35.438 iyileşenlerin sayısı, vaka sayısından daha fazla iyileşenlerin sayısı. Hemen Ankara'ya gideceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın yeni kararları ve uyarıları var. Hakan Bacaksız karşımızda olacak. Hakan Bacaksız, yayınımıza hoş geldin. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan Tan. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerine yeni bir market tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. İşte o genelgeye göre zincir ve süpermarketler de dahil olmak üzere marketlerde bundan böyle temel gıda ürünleri dışında, zorunlu temel ihtiyaçlar dışında herhangi bir ürün satılamayacak. Yine o genelgeye göre marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren, yani bu Cuma'dan itibaren bundan böyle temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece ve sadece hayvan yemi ve hayvan maması ile kozmetik ürünler satılabilecek. Ancak makyaj malzemeleri kozmetik ürünleri dışında bırakıldı, kapsam dışı bırakıldı. Bunu hatırlatmakta fayda var. Süpermarketler ve zincir marketlerde yine diğer ürünlerde olduğu gibi sınırlama geldi. Buna göre elektronik eşyalar, yine bahçe malzemeleri, elektronik eşyalar dışında oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, yine züccaciye ve hırdavat gibi birçok üründe marketlerde yine satılamayacak.
Başta zabıta görevleri ve denetim ekipleri olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından bu kurallar ve denetimler eksiksiz olarak yerine getirilecek. Bunu yaparken de herhangi bir aksaklığa ve herhangi bir mağduriyete neden olunmayacak diyerek söz yeniden size bırakalım Erkan Tan. Teşekkür ediyoruz Hakan Bacaksız'a yayınımıza katıldı. Bilgileri verdi. Milyonlarca emekli bekliyorlardı. Tarih bekliyorlardı. Emeklilere bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde. Ödenecek ayrıntılar haberimizde. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Emeklilere müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bu kapsamda SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emekli bu tarihlerde kendilerine en yakın banka şubesine ve ATM'ye giderek ikramiyelerini çekebilecek. Bakan Bilgin, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya yükseltilmişti. Emekliye ödenecek ikramiye miktarı 12,3 milyar lira olarak kaydedildi. Günün adı 4 Mayıs 2021 Salı. Saat 6'yı 16 dakika geçiyor. Hemen gazeteleri açıyoruz efendim. Sabah kaçaksever Erdoğdu. Çeşme'deki villasında kaçak tadilat skandalına imza atan CHP'li Aykut Erdoğdu. Bu kez Moda'da iskansız lüks binadan 5 milyon liralık daire aldı. Kaçaksever Erdoğdu. Sabah gazetesinde tam kapanma sonuç veriyor. Takvim, Bodrum çıldırdı. Büyükşehirlerde kaçanlar soluğu Bodrum'da aldı. İlçenin nüfusu 2 milyona yaklaştı. Kiralar ise 100 bin liraya fırladı. Takvim gazetesinde Yeni Asır yine rezil oldu. Yalan ve iftira atmaya doymayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine yakalandı. Sosyal medya hesabında koronavirüs kaynaklı ölümlerin gizlendiğini iddia eden Özkan'a Sağlık Bakanı Koca'dan belgeli yanıt geldi. Her şeye sazan gibi atlıyor. Bakan Fahrettin Koca, belge ortada. Tuncay Özkan yine rezil oldu. Fıkra gibi gafları. Fotoğrafı var Tuncay Özkan'ın. Yeni Asır böyle. Akşam Ağustos'ta ilaç, Ekim'de aşı. Akşamda bu başlığı görüyoruz efendim. Manşet, PKK ininde Amerika Birleşik Devletleri füzesi. Türkiye'nin dost bildiği ülkelerin terör örgütü PKK'ya füze verdiğini belirtti. Hulusi Akar, bunlar operasyonlarımız sırasında bizim için büyük risk dedi. Çeşit çeşit silahlar, PKK ininde ABD füzesi. Devam edelim efendim. Yeni Akit cezaevine düşen nafaka zedelerin çilesi kısır döngüye dönüşüyor. Zindandaki mağdura katmerli zulüm. Her 5 attan biri ölü, diğerleri kayıp. Hayvan Ekrem'in umurunda değil demiştik diyor. Önceki manşetini de hatırlatıyor Yeni Akit gazetesi. Türk Gün gazetesindeki başlıkla devam edelim efendim. Türk Gün gazetesi kapanma işe yaradı. 3 Mayıs Türk gençliğinin uyanışıdır. Devlet Bahçeli efendim 3 Mayıs'la ilgili açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin. Yeni Birlik diplomasi çıkarması, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetler Libya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler. Efendim, Suriye seçimi, 51 aday başvurdu, 3'üne izin çıktı. Ayrıntılar var, 30 milyon turist hedefi hala mümkün. Kültür ve Turizm Bakanı'nın fotoğrafları var. İhracatımız
milattayız. Milat gazetesi ihracatımız pandemi öncesindeki rakamları bile geçti. Salgına rağmen Nisan ihracatımız 18,8 milyar dolar ile pandemi öncesini bile aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bakan Muş fotoğrafı var efendim. Göstergeler olumlu. Pandemi öncesinden iyi ayrıntılar var. Devam edelim Türkiye gazetesiyle. Hemen açalım Türkiye gazetesilik sayfasını. Devam edelim. Erzurum'u ateşe attı. Fener'den zirveye sıkı takip. Skor 3-1. Başka gazetelerde de var. Fener'den sıkı takip şeklinde bu haber. Boğaz'da müthiş trafik. Yılın 3 ayında İstanbul'a Çanakkale'den geçen 19.673 gemi Kanal İstanbul'a ihtiyacı bir kez daha ispatladı. İkramiyeler 6-7 Mayıs'ta. Bakır talep patladı, altın çağını yaşıyor. PKK hava savunma sistemi arıyor. Kandil füze pazarlığında SİHA'ların darbesini yiyen Kandil füze almak için Ermenistan ve Hafter'le görüştü. Haçlı Şabi ve Birleşik Arap Emirlikleri de devreye girdi. Ermeni terörist masada. 5 bölgeye kuracaklar. Ayrıntılar var. Ankara'dan Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi. Dışişleri, Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, komutanlar Libya'da idiler. Ayrıntılar var. Önce okullar, ay sonu kafeler ve normalleşmeyle ilgili ayrıntılar var. İlaç Ağustos'ta, aşı yıl sonunda. Avrupa'nın kararı, aşı yaptıran sokağa çıkabilmeli. Devam edelim efendim. Aynaya bak. Küstahı gör. Cenevre'de masadan kaçan Rum lider Türk tarafı için Osmanlı hayali kuran küstahlar dedi. Ersin Tatar cevap verdi. Küstah arıyorsan aynaya bak. Erdoğan anaların sofrasındaydı. Fransız komedyen Türkiye'ye sığınıyor. İsrail'i kınadığı için 20 yıldır baskı gören, şovları yasaklanan Fransız komedyen Erdoğan'dan siyasi sığınma için yardım istedi. Kurtaracaklardı, öldürdüler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 224 atı telef etti. Ayrıntılar var efendim. İhracat pandemi öncesinden iyi. Cumhuriyet rekoru kırıldı. Kaza yapan kursa gidecek. Trafik kazaları ile ilgili haber. Şoför yoktu. Başkan direksiyona geçmiş. Süleyman Soylu. Etkisiz hale getirilen 6 terörist için biri kırmızı, biri turuncu, biri de gri kategoride aranıyordu dedi. Enflasyon %17,1, 2 yılın zirvesi. Afganistan'da bir devrin sonu. Türkiye gazetesinden size aktaracağımız son haberdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı ile Fahrettin Altun'u tehdit ettiğini belirtti. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış Selahattin Demirtaş dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. Altun, 26 Nisan'da başlayan Kobani davası için kumpas diyen Demirtaş'ın, asıl Kobani davasını bu iktidar değiştikten sonra göreceği sözlerine yanıt verdi. Altun, Selahattin Demirtaş'ın adını vermedi ve SD olarak ifade etti. 6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu SD, Besleme Medya'ya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor. Aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış. SD ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Altun, Demirtaş ve HDP'nin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Terör örgütleriyle işbirliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak. P
PKK, PYD, YPG, KCK bunların siyasi parti adamları, siyasi parti maskeli adamları, arkadaşları HDP bunların hepsi aynı. İsimleri ayrı, adamları aynı bunların. Bir de CHP şimdi bunları seviyor son zamanlarda. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi HDP oldu. Yani HDP'nin nerede olduğunu, ne olduğunu arayanlar, merak edenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakmalılar. Şu anda Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Haksızlığa uğrayan birinin hakkını sırf benden değil diye savunmayan ben insanım diyemez. Tepkilere rağmen geri adım atmadı. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a desteğini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden neşet etmiştir. Dolayısıyla milletimizin hakkına, hukukuna her zaman sahip çıkacaktır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'la Ahmet Altan'a haksızlık yapıldığını savunması tartışmalara neden olmuştu. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eleştirilere yanıt CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. MYK sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin arkasında durdu. Şu anda Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Haksızlığa uğrayan birinin hakkını sırf benden değil diye savunmayan ben insanım diyemez. Yine genel başkanımız Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet diyerek yürümüştü. Öztürk'ün gündeminde polislerin görev esnasında ses ve görüntü kayıtlarının alınmasının önüne geçen genelge de vardı. CHP sözcüsü genelgenin iptali için Danıştay'a başvurduklarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesinin iptali için biz bugün Danıştay'a dilekçemizi verdik. Bu arada kim kiminle beraber, kimin eli kimin cebinde efendim devam ediyor. Birliktelikler devam ediyor. Kendisine Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm diyenlerin toplandığı ve MHP'den kopup ipine tutundukları Meral Akşener'in partisi. Teröristlerin siyasi parti maskeli adamları, arkadaşları HDP. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisiyim diyenler oradalar. Efendim Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Bir ve beraberdirler bunlar. İttifak derken resmi ittifak, İyi Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, biz varız. Güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejim bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu krizden çıkışın tek yoludur. Siyaseten dostlarımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi kim savunuyorsa onların tamamını biz dostlarımız kabul ediyoruz. Önce gizlenmeye çalışıldı, ardından itiraf geldi. CHP'li Engin Özkoç'un HDP çıkışı tartışmaların fitilini ateşledi. Dostlarımızı açayım. Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Kim efendim onlar? Bunlar Saadet Partisi. Tamam mı? Ondan sonra İyi Parti. Bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler. Siyasette dostlar tartışması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyük Kurultay'daki açıklamasıyla başladı. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. İttifak ortaklarına dostlarımız diye seslenen ana muhalefet lideri benzer açıklamalara grup toplantılarında da imza attı. Dostlarımızla beraber iktidar olacağız dediğim zaman bazı çevreler çıldırıyorlar. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Israrla HDP'nin adını kullanmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu sonunda dolaylı da olsa dostlar listesinde HDP'nin de yer aldığını ilan etti. Mesajını parlamenter sistem üzerinden verdi. Güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejim bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu krizden çıkışın tek yoludur. Siyaseten dostlarımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi kim savunuyorsa onların tamamını biz dostlarımız kabul ediyoruz. Tüm bu açıklamaların ardından HDP'nin de görünür ittifaka dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Gözler Millet İttifakı bileşenlerine çevrildi. Yeah.
Ya bak artık bunların bir şey söylemesine gerek var mı? Belediyeleri hep beraber yağmalıyorlar milletin gözünün önünde. Ha bir de Biden var bunların dostları arasında. Ağzıyla söyledi adam biliyorsunuz. Sevgili seyirciler, Muharrem İnce bu CHP ile yollarını ayırdığını söylemişti ve gerekçelerini halka ilan etmişti. Muharrem İnce herhangi biri değil. Seversin sevmezsin. Muharrem İnce ömrünü sol siyasete CHP'ye adamış Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı idi. Ne diyor? CHP artık bir tabeladan ibaret. Amerika'dan demokrasi dileniyorlar diyor. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenler var idare heyetinde diyor. Çünkü diyor ki kimlerle yolunu ayırdı? Ben bunlarla yollarımı ayırıyorum dedi ve bu gerekçeleri saydı. FETÖ'cüleri, Soros'ları koruyanlarla yollarımı ayırıyorum dedi. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yollarımı ayırıyorum dedi. Devam edelim. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yollarımı ayırıyorum dedi. Ne işimiz var Libya'da diyenlerle yollarımı ayırıyorum dedi. CHP artık bir tabeladan ibaret dedi. Herhangi biri değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, ömrünü CHP'ye adamış bir isim Muharrem İnce. Seversin sevmezsin. Demek ki CHP idare heyetinde bu zihniyet var. CHP oy veren milyonlar. Arz edelim bir kere daha. Muhalefetten adaylıkla ilgili de yeni açıklamalar geliyor. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim bunların? Tartışma bu. Olur musunuz aday? İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten. Ben de Cumhurbaşkanı olmayı, seçilmeyi çok isterim. Siz bu konuda önerilirseniz tavrınız ne olur? Olur tabii. Cumhurbaşkanı adayı olmak onurlu bir görev aslında. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. Akşener geri adım attı, İbre Kılıçdaroğlu'na döndü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhalefet kulisleri hareketlendi. Ben de Cumhurbaşkanı olmayı, seçilmeyi çok isterim. İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir. Daha önce hem Akşener hem de kurmaylarından Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen net mesajlar yerine temkinli açıklamalara bıraktı. İyi Parti lideri katıldığı bir televizyon programında aday olmayabileceğinin sinyallerini verdi. Kendimle ilgili böyle vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yok. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. Akşener'in bu açıklaması Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açtı yorumlarını beraberinde getirdi. CHP kulislerinde de Kılıçdaroğlu'nun bu kez seçim yarışında olabileceği dillendirilmeye başlandı. Gözler ittifak ortaklarının vereceği karara çevrildi. Olur musunuz aday? İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten. Millet İttifakı'nın bir adayı olur diyorsunuz değil mi? Bence öyle olur. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak geçtiğimiz yıl düzenlediği basın toplantısında CHP haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar diyerek bir gafa imza atmıştı. O gaf sosyal medyada yeniden gündem haline gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gafı sosyal medyada gündem oldu. Sözlerine CHP'liler bile anlam veremedi. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar. Öztrak geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'taki MYK toplantısının ardından kurmuştu bu cümleleri. Açlık grevi sonrası hayatını kaybeden terör örgütü DHKPC üyesi Ebru Tintik'i savunmak isterken gafa imza atmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar. CHP sözcüsünün gafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. On binlerce paylaşım yapıldı. Öztrak istemeden de olsa CHP'nin haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıktığını savundu. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar. Yüklü miktarda kripto parayla yurt dışına kaçan TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel A Haber tarafından görüntülendi. İyi
İşte TODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu firari Faruk Özer, yüklü miktarda dijital parayla sırra kadem bastı. Son olarak firari Özer'in kaçtığı Arnavutluğun başkenti Tiran'da kaldığı sır otel görüntülendi. Özer'in 48 saat kaldığı otelde odasından hiç çıkmadığı ve temizlik kabul etmediği de öğrenildi. Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası kendisine yardım eden kişiler tarafından başka bir eve yerleştirilmek üzere kaçırıldığı bilgisine de ulaşıldı. Yüklü miktarda kripto parayla kaçan Özer'in kaldığı lüks otelin hemen yanında bir polis karakolu olması da gözlerden kaçmadı. Ayrıca otelin sahibi TODEX'in kurucusu Fatih Özer'in kaldığı süreye ait güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini bildirdi. Özer'i tanımadığını söyleyen otel sahibi bildikleri sınırlı bilgiyi polisle paylaştıklarını ifade etti. Interpol nezdinde kırmızı bültenle aranan firari Fatih Özer'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Saat 6.35 sabah ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Şimdi sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Rusya ile Avrupa Birliği'nin aralarındaki krizden bahsedeceğiz. Avrupa Birliği ülkeleri Rus diplomatları birer birer istenmeyen kişi ilan ediyor. Moskova'da benzer hamlelerle Avrupalı diplomatları ülkeden sınır dışı ediyor. Brüksel-Moskova hattındaki ilişkiler günden güne geriliyor. Diplomatik krizde son hamle Avrupa Birliği yönetiminden geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupalı yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Rusya'nın AB daimi temsilcisini çağırarak yasağı kınama kararı aldı. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, komisyon yetkililerinin Rus Büyükelçiye kararı kınadıklarını ve reddettiklerini söyleyeceğini aktardı. Rusya'nın Avrupalı yetkililere yönelik yasağının temelsiz olduğunu söyleyen Stano, yasağın siyasi olduğunu, yasal hiçbir gerekçesi olamayacağını belirtti. AB Mart ayında Rus muhalif Alexei Navalny'ye yönelik suikast girişimi gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 6 Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da AB'nin yaptırımlarına karşılık AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti. Erkan abi diyor, Mutlu Yılmaz, benim ismim Mutlu Yılmaz, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, vatanımıza, bayrağımıza uzanan eller kırılsın, Allah'ım kötü niyetli, bizden gibi görünen ama Müslüman düşmanlarını, şer odaklarını kahru perişan eyle, Rabbim reisimizi başımızdan eksik etmesin. Amin, amin, amin diyor. Mutlu Yılmaz'a selam. Haberlerle yola devam. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, şimdi seyredeceğiniz haberimiz NATO tatbikatı hakkında. NATO, çeyrek asrın en büyük tatbikatı için düğmeye bastı. Türkiye dahil 26 ülkenin katılacağı devasa tatbikat için hazırlıklar tamamlandı. Defender Europe adı verilen tatbikatın 17 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Uygulamanın bu yılki merkez üssü ise Balkanlar. Tatbikat kapsamında Amerikan savaş uçakları Yunanistan-Türkiye sınırına iniş yaptı. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir savaş gemisi Arnavutluğun Drac limanına ulaştı. Bir İngiliz savaş gemisinin de çok yakında limana ulaşacağı açıklandı.
Türkiye'nin de yer alacağı tatbikata 21'i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılacak. Tatbikat 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştirilecek. Şimdi Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü anlatacağız sizlere. Katil, terörist ve işgalci İsrail Filistinli kardeşlerimize zulmediyor. Bu arada Kudüs en büyük tehlikeyle karşı karşıya. İşgalciler, o katiller, o teröristler, o Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'nın bahçesine kendilerine ait bir ibadet alanı oluşturmayı planlıyorlarmış. Filistin'de İsrail mahkemelerinin kararıyla meşrulaştırılmaya çalışılan işgal ve hırsızlık devam ediyor. Son olarak yasa dışı Yahudi bir yerleşimci ve Filistinli bir kadın arasında geçen diyalog, bu durumun nasıl normalleştirilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one is allowed to steal it, yammi. İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli ev sahiplerinin arazide hak iddia eden Yahudi yerleştirme örgütüne geriye dönük kira bedeli ödemesi gerektiği kararına varmıştı. Filistinliler kararın tartışmalı arazi mülkiyetinin Yahudi yerleştirme örgütüne ait olduğunun tasdiki anlamına geldiğini belirtiyor. İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki Filistinli bir kadını iki el ateş ederek ağır yaraladı. Yihab Muhammed Musa Zulül isimli yaşlı kadın İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. İsrail askerleri daha önce de benzer iddialarla birçok Filistinliyi şehit etmişti. Fanatik Yahudiler Filistinlilere ait bir köye saldırdı. Nablus kentindeki Calut köyüne yasa dışı yerleşimciler tarafından yapılan taşlı saldırının ardından bazı noktalarda ateşe verildi. Olayın üzerine bölgeye gelen İsrail güvenlik güçleri, fanatik Yahudilere müdahale etmek yerine Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. 11 Filistinli gözaltına alındı, 4'ü de yaralandı. Görüyorsunuz değil mi? Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulmü. İsrail adı devlet olan bir terör örgütünün adıdır. İsrail diye bir devlet yok. İsrail devlet isimli terör örgütü. Terör örgütünün ismi devlet. İsrail katildir, işgalcidir, teröristtir. İsrail'in başkenti mi? İsrail'in başkenti yok. İsrail diye bir devlet yok. İsrail'in başkenti olsa olsa cehennemin dibi. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam edecek. Sabah Ajansı'nda şimdi saatlerimiz 6:42 dakika geçerken İzmir'de yaşanan hadiseler, sosyal medyada hangi riskler var sorusunu bir kez daha hayatımıza soktu. Görüntü İzmir'de 29 Nisan'da kaydedildi. 14 yaşındaki iki arkadaşın yanına yaklaşanlar iddiaya göre ne bakıyorsunuz dedikten sonra kızlara saldırdı. Saldırgan kızların diğer arkadaşları ise o sırada olup bitenleri görüntülüyordu. Ve o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırgan kızların bu akıl almaz olayı fenomen olmak için yaptığı ileri sürüldü.
Gençler ilgi çekmek istiyor, fenomen olmak istiyor ama fenomeni galiba yanlış anlıyorlar. Fenomen demek aslında değer ve düşüncelerini akranlarından daha değerli olan, çevresinden daha değerli olan ve örnek gösterilen kişiler anlamı taşıyor. Gençlerin bu algısını aslında yok etmek gerekiyor. Yani doğru anlatmak gerekiyor. İlgi çekmek demek şiddet içerikli videoları yayınlamak, göstermek, bunu icra etmek demek değil. Sosyal medya ergenlerin ve gençlerin hayatının odak noktası. İzmir'de yaşanan olay gençleri bekleyen riskleri ortaya koydu. 20 yaş ve altı olan gençlerde sosyal medya kullanımı ve rekabet hakikaten beğenilme arzusu çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Rekabet başarı için gerekiyor ama işte bu rekabette işte diğerlerine zarar verme, şiddet gösterme olmaması gerekiyor. Sosyal medyada paylaşım yapıp beğenilme beklentisi çocuklarda ve gençlerde sahte benlik algısının gelişimine neden olabiliyor. Sanal dünyada popüler olup beğenilen biri gerçek hayatta hayal kırıklığı yaşadığında psikolojik sorunlar baş gösterebiliyor. Tabii oradan kazandıkları beğeniler gerçek yaşamdaki beğeniler değil. Bununla onu karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında sosyal medyada çok fazla beğeni kazanan bir kişi günlük yaşamda eğer o kadar beğeni kazanmıyorsa ve bunu hissetmiyorsa bir uyumsuzluk yaşayacaktır. Ve bu da kafa karışıklığına hatta psikolojik sıkıntılara yol açabileceğini söyleyebiliriz. Sosyal medya tehlikelerine karşı ailelere büyük görev düşüyor. Çocukların gerçek sosyal ortamdaki iletişim ve güven ihtiyacını karşılayamadıkları zaman çocuklar daha fazla sosyal medyaya yönelip yanlış şekilde kendilerini beğeni kazanmayı yönlendirebilmekte. Saat 6.45, Çin'deyiz. Direksiyon başında uyuyakalan bir araç sürücüsü gişe bariyerlerine çarpıyor. Bakın gördüğünüz gibi uyuyakaldığı için gişeye yaklaşıyor, bariyerlere çarpıyor, taklalar atıyor. Diğer ayrıntılar haberde. Son sürat bariyere çarptı, havada taklalar attı. Görüntülerin adresi Çin. Kaza, ülkenin Jiangsu eyaletindeki otoyol gişelerinde yaşandı. Yüksek hızla ilerleyen bir araç, gişelerin önündeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç havada taklalar attı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, araç içerisindeki 4 kişilik aile kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Güvenlik güçleri, sürücünün seyir halinde uyuyakaldığını ve kazanın bu nedenle gerçekleştiğini aktardı. Gladiatör arenasına götüreceğiz sizleri efendim. 2000 yıllık Kolezyum restorasyonda. Roma tarihinin ihtişamlı yapısı, dünyanın en büyük amfiteyatrosu. İtalya'nın simgesi Kolezyum artık gladiyatörlerin gözünden görülebilecek. Kolezyum'a ahşap bir zemin inşa edilecek. İtalya Kültür Bakanlığı Kolezyum'a yapılan restorasyon kapsamında yeni bir kat ekleme planını onayladı. 2023 yılında bitmesi planlanan proje için 18,5 milyon euro yani yaklaşık 185 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu sayede ziyaretçiler bir zamanlar gladyatörlerin savaştığı yerde bulunma şansı elde edecek. Salgın öncesinde her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kolezyum, şimdilerde tarihinin en sessiz zamanlarından geçiyor. Sabah Ajansı devam ediyor. Sabah Ajansı hafta içi her sabah saat 6'da başlıyor. Haberleri veriyoruz. Saat 6'dan bu yana haberleri vermeye devam edelim efendim. Memleketin İstanbul'la ilgili özellikle asayiş haberleri geliyor huzurlarınıza. İstanbul'da gece yarısı silah sesleri yankılandı. Olayın adresi Küçükçekmece. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin denetim noktasından bir araç hızla kaçmaya başladı. Seyahat izin belgesi muhtemelen yoktu ve motosikletli polisler onu bu noktaya kadar kovaladılar. Ardından da motosikletli polise araç vurarak çarptı. Geriye ise motosikletin ön siperlik camı kaldı ve şu anda o motosikletin siperlik camı paramparça olmuş durumda.
sokak kısıtlaması kapsamında denetimde olan polis ekipleri içinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler polis aracına ateş açtı. Kurşunlar iki polis memuru ve yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlardan biri gözaltına alınırken diğerleri kaçmayı başardı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Silah seslerinin duyulduğu bir diğer adres de İstanbul Kağıthane. Akşam saatleriydi. Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir restoranda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, gruplar birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı kavgada ikisi ağır, üç kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Saat 7'yi 1 dakika geçiyor. Sabah ajansı memleketimizin değişik illerinden elimize ulaşan yangın haberleriyle devam ediyor. Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı. 80 bin metrekarelik alan alevlere teslim oldu. Yangının adresi Afyon Karahisar'ın Çay ilçesi. Biyokütle Enerji Santrali'nde odun ve tomrukların bulunduğu alandan alevler yükseldi. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanıcı bitkisel atıklardan enerji üreten tesisteki yangına 15 itfaiye aracı ve 10 iş makinesiyle müdahale edildi. Afyon Çay. 80 bin metrekarelik sahadaki yangının diğer alanlara sıçramasının önü yoğun uğraşlarda kesildi. Enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle dönerken tek teselli can kaybı ve yaralananın olmamasıydı. Alevlerin yükseldiği bir diğer il ise Erzincan oldu. Birçok kuş ve bitki türünü barındıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekşi su sazlıkları sulak alan koruma sahasında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle itfaiye bölgeye giremedi. Alevlere müdahalede zor anlar yaşandı. Ekşi su sazlık alanı, yüzün üzerinde kuşla endemik türler de dahil 258 bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. İzmir'de de bir fırının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki bir metruk 2 binaya daha sıçradı. Büyük paniğe neden olan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada binalardan birinin alt katındaki depodaki tüpler vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 45 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. ...4 Mayıs 2021... Salı günü saat 7'yi 3 dakika geçer iken şimdi memlekette yaşanan trafik kazaları ile ilgili haberleri getiriyoruz ekranlarınıza. Çekiciyle kamyonet çarpıştı. Alev alan araçta 2 kişi yanarak can verdi. Kaza Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşandı. Çekiciyle karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan kamyonetin sürücüsü Sabri Kavuk'la yanındaki İsa İşlek olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çekici sürücüsü Ramazan İ ise gözaltına alındı. Bu görüntüler de Kayseri'den. İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ahmet Tarık Talaslı idaresindeki otomobil bariyerlere girdi.
Murat Gündüz'ün kullandığı otomobil de takla atarak refüjde ters döndü. Gece saatlerinde yaşanan kazada biri ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Bu görüntüler ise Sakarya'dan. Karasu ilçesinde kontrolden çıkan bir araç, elektrik direğine çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre savruldu. Otomobil demir yığınına döndü. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yaralı kurtulan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı. Sis, volkanik patlama, kasırga, fırtına. Dünyanın dört bir yanından elimize ulaşan doğa olayları ve dünya olaylarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Opera binası, liman köprüsü. Şehrin dünyaca ünlü tüm simge yapılarının üstünü beyaz bir örtü kapladı. Avustralya'nın Sydney kentinde göz gözü görmedi. Kentte etkili olan yoğun sis ortaya bu görüntüleri çıkardı. İçi yolcu dolu sürat teknesiyle kum yüklü gemi çarpıştı. Olay Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma Nehri'nde yaşandı. İçinde çok sayıda yolcu taşıyan tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı. En az 26 kişinin hayatını kaybettiği kazada onlarca kişi de kayboldu. Ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti. Alabor olan tekne, iki kişinin hayatına mal oldu. San Diego şehrinin Point Loma açıklarında meydana gelen kazada kurtarılan 23 kişi tedavi altına alındı. Burası da ABD'nin Mississippi eyaleti. Fırtına ve hortum büyük bir yıkıma yol açtı. Fırtınanın şiddeti apronda bekleyen uçağı dahi hareket ettirmeye yetti. Görüntüler Çin'den. Hızı saatte 160 kilometreyi geçen fırtına 11 can aldı. Yüzden fazla kişi ise yaralandı. Kraterlerden fışkıran lav, havai fişekleri andıran görüntüler ortaya çıkardı. Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'daki Fuego Yanardağı devasa bir volkanik patlamaya tanıklık etti. Doğa yürüyüşçüleri tarafından kayda alınan görüntüler büyük ilgi topladı. Saat 7'yi 8 dakika geçiyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, memleketimizin farklı yerlerinden elimize ulaşan ilginç haberler ve görüntülerle Sabah Ajansı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Kış uykusundan uyanıp dağlarda dolaşmaya başladı. Görüntülerin adresi Erzincan. Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Çiçekli Köy Camii'ndeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu. Görüntü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nden. Merkez Camii'nin minaresinin alemindeki yuva 67 yıldır leyleklere yuva görevi görüyor. Minaremiz 1959'da yapılmıştır. Minaremizin yapıldığı süreden beri leyleklerimiz gelip burada yuva yapıyorlar. Bu da köyümüzün bir simgesidir. Köyümüz bundan mutlu oluyor. Yıllar önce yıldırım düşmesi sonucu hasar gören minare, konukların rahatsız edilmemesi için onarılmıyor. İzmir Gediz Deltası'nda üreme dönemindeki flamingolar görüntülendi. Flamingoların dünyadaki en önemli üreme alanlarından deltada yılda 10 bine yakın yavru yetişiyor. Ülkemizde de Gediz Deltası, Konya,
Kulu, Tuz Gölü, Burdur, Yarışlı Gölü gibi alanlarda birçok sayıda flamingoyu görmekteyiz. Gediz Deltası da bunlardan bir tanesi. Gediz Deltası baktığımız zaman oldukça, İzmir kuş cenneti baktığımız zaman oldukça verimli yaban hayatı açısından. Ne kadar şehir içerisinde kalmış olmasına rağmen, giderek alanın daralmasına rağmen hala ayakta ve birçok kuş türünü barındırmakta. Bölgede drone çekimi yapanlara ise uyarı geldi. Özellikle Üreme Adası'nın çok yakınında uçurabiliyorlar. Bu da hayvanlarda büyük bir stres kaynağı yaratıyor. Kars'ta 5 katlı binanın 4. katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde ise görme engelli kedi için itfaiye ve sahibi seferber oldu. Bir apartmanın 5. katındaki pencerede görme engelli kedi mahsur kaldı. Kedi bir ara pencerenin sinekliğinde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. Vallahi gitti, gitti. Sahibi itfaiye merdiveniyle 5. kata çıkarak kedisini kurtardı. Bu balkondan kaçmış normalde şey. Bu eve yeni taşındığı için şey oradan kaçmış da kör olduğu için ben de çıkmak zorunda kaldım itfaiyeye. Çünkü sesime duyarlı olduğu için bundan dolayı ben çıkmak zorunda kaldım itfaiyeye. Bu görüntü ise Samsun'dan. Mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan devriye görevinde çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti. Kediyi avcuna alan bekçi yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Ali Bey arasanız da Deniz arayacağım. Saat 7'yi 11 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. Burası A Haber, A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda Ramazan ayı boyunca da sabah ajansıyla saat 6'da huzurlarınıza geldik. Saat 6'dan bu yana haberleri vermeye devam ediyoruz. Hava durumuyla ilgili uyarılar var. Az sonra Erdal Kuruçay yayınımıza katılacak ve hava durumuyla ilgili o uyarıları size anlatacak. Erdal Kuruçay yayınımıza hoş geldin diyor. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan Tan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kuzeyden ve Balkanlardan gelen hava sıcaklığıyla yurdun genelinde hava sıcaklıkları hızla düşecek ve ciddi bir soğuma ardından da yağış olacak denilmişti. Gece boyunca bazı bölgelerde çiseleme şeklinde yağmur devam etti. Şu anda yağış olmasa da hava sıcaklıkları ciddi oranda düşmüş durumda. 30 dereceleri görmüştü geçtiğimiz günlerde güneyden gelen Cezayir bölgesinden gelen hava sıcaklıkları. İstanbul civarında Marmara bölgesinde 30 dereceyi görmüştük ve hızla düşecek denilmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Şu anda bulunduğumuz Beşiktaş'ta 17-18 derece yani 12 derece düşmüş durumda. Yurt genelinde 10 derece düşmesi öngörülüyordu. Hızla gece boyunca Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla düşüşler devam etti. Bugün öğlen saatlerinde kısmen geçiş yağmurları olacak. Akşam saatlerinde de Marmara bölgesinde yağış etkisini artıracak. İki gün boyunca etkili olması devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan Ege bölgesinde yine üç gün yağış ve Akdeniz'de de cuma ya kadar yağışın olacağını hatırlatalım. İç Anadolu bölgesi geçiş yağmurları olacak ve Doğu Karadeniz özellikle 3 gün boyunca hatta cuma günü de 4 gün boyunca yağışlara teslim olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece geçiş yağmurlarının olacağını hatırlatalım. Şu anda kameraman arkadaşım size Boğaz'ın eşsiz manzarasını gösteriyor. Bir yandan da bulutları da gösterecek olacak olursa eğer ciddi oranda her bölgede artık bulutların yağmur bırakma ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor fakat çıkacak vatandaşlarımızın mutlaka şemsiye ile birlikte tedbirli olmalarında fayda var. Öte yandan öğlen saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak. Alçaklarda kalan vatandaşlarımızın evlerinde su sel baskını, su taşkınına karşı da dikkatli olmalarında fayda var. Özellikle Alibeyköy civarı, Beylerbeyi, Üsküdar civarı, yine Sarıyer sahili ciddi oranda riskli olan bölgelerden. Evet.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ikazlarını günler öncesinden yapmıştı ve bugünü işaret etmişti. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek denilmişti. Gece boyunca bulunduğumuz Beşiktaş'ta 12 derece düştü ve bu düşüş devam edecek. Öte yandan yağmur bırakacak birçok bölgede İstanbul'un sahil bandında özellikle ciddi yağmurlar bekleniyor. 3 gün sürecek ve Cuma'ya kadar devam edecek. Cuma günü ise tekrar Marmara bölgesi ve Ege Akdeniz güneşli günlere uyanmaya devam edeceğiz. Mevsim normallerinin de üzerine çıkmış olacak Cuma'ya kadar diyelim ve gelişmeleri biz kameraman arkadaşım Özden Kul'la takip edeceğiz diyelim. Sözü tekrar Beşiktaş'tan merkeze bırakalım. Erdal Kuruçay yayınımıza katıldın. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Saat 7'yi 14 dakika geçiyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye'nin koronavirüste mücadelesi geçen sene bu vakitlerden bu yana devam ediyor. Dünyanın başına bir kabus gibi bela edildi. Bu virüs 243.648 test yapılmış. 24.733 vaka sayısı, 2.501 hasta sayısı, vefat edenler 347 kişi, Allah rahmet eylesin, 35.438 iyileşenlerin sayısı. Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı Edirne'de temas ve incelemelerde bulundu. Orada önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Sabah Ajansı sürüyor. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Aşılama programına hız verileceğini söyledi. 6 ay içerisinde 50 milyon doz Rus aşısı geleceğini ifade etti. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edirne'de koronavirüsle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yaz dönemi boyunca 40 yaş ve 18 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını belirtti. 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Sağlık Bakanı sıkılaştırılan kısıtlamalarla vaka sayısında yaşanan düşüşe de dikkat çekti. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile birlikte vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz. Bu arada koronavirüs etkisi 6 kıtayı etkisini arttırarak tehdit etmeyi sürdürüyor. 154 milyon vaka, 3 milyon 225 bin ölüm. Koronavirüs pandemisi 6 kıtayı etkisi altına almaya devam ediyor. Elde edilen son verilere göre iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı 132 milyonu aştı. 18 milyon hastanın tedavisi devam ederken bu kişilerden 110 bininin durumuysa kritik. Virüse karşı verilen aşılama yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde şu ana kadar uygulanan aşı dozu sayısı 1,15 milyara aştı. En çok aşı yapan ülke 243 milyon dozla Amerika olurken Türkiye listede 7. sırada yer aldı. Aşılama sürecinin krize dönüştüğü Avrupa'da birlik üyesi ülkelere aşılanan kişilerin serbest dolaşımına izin verilmesi önerildi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada onaylı COVID-19 aşılarını yaptıran kişilerin seyahat kısıtlamasına tabi tutulmaması tavsiye edildi. Danimarka ise kanda pıhtılaşmaya neden olabildiği iddia edilen Johnson & Johnson aşısını programdan çıkardı. Diğer yandan İsrail'de ilk kez COVID-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi. Filistin yönetimi ise artmaya devam eden vakalar nedeniyle ilan edilen o halin 30 gün daha uzatıldığını bildirdi.
Saatlerimiz 7:19 dakika geçiyor. Akşam gazetesiyle sabah ajansı devam ediyor. Açıyoruz efendim gazeteleri. Akşam gazetesinde kalbin maneviyatı yüksek insanlarla diyor. Kalbim oyuncu Tuana. Devam ediyoruz. Ağustos'ta ilaç, Ekim'de aşı. TÜBİTAK Başkanı Profesör Hasan Mandal, Türk bilim insanlarının geliştirdiği ilacın Ağustos'ta kullanıma alınacağını söyledi. Fatih Hoca artık direktör olmalı. Galatasaray'ın eski divan kurulu başkanı ve başkan adayı Hamamcıoğlu akşama konuşmuş. Emeklinin ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta. Fener'den sıkı takip Fenerbahçe. Beşiktaş'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve 3-1 galip geldi. PKK ininde Amerika füzesi. Milli Savunma Bakanı Türkiye'nin dost bildiği ülkelerin terör örgütü PKK'ya füze verdiğini belirtti. Korona partisi Antalya Manavgat'ta otel kapattırdı. Testler vakalar düştüğü için azaldı. Vakalar testler azaldığı için düştü iddialarını yalanladı. Testler vakalar düştüğü için azaldı. Ayrıntılar var efendim. Pençe'de 53 hain öldürüldü. Çavuşoğlu ve Akar. Libya'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Libya'ya gitti. Ayrıntılar var. Küstah diyen aynaya baksın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar Rum lidere cevap verdi. Kades'e bastı, polis kurtardı. Bursa'da evine giderken eski eşi AK'nin önünü kesip kaçırmaya çalıştı. Kades butonuna basarak polisten yardım istedi. Yaşlı kadına İsrail kurşunu, az önce üzülerek de olsa o görüntüleri biz de paylaştık. Taksim'de ilk cuma Taksim Camii için geri sayım başladı. Otizmli Kerim Can için seferberlik. Burdur'da Altın Yayla'da ailesi tarlada çalışırken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can için seferberlik ilan edildi. Ve 2 yaşındaki Selim Karagöz 6. kattaki evde oyun oynarken üzerine çıktığı sehpadan aşağı uçtu. Bir aracın camından ön koltuğa düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Vatandaşa destekte kısıtlama yok. AK Partili da pandemi desteklerini sıraladı. Vatandaşa doğrudan kaynak 53 milyar TL'yi aştı. 3.7 milyon çalışana kısa çalışma, 2.5 milyon çalışana ücretsiz izin desteği sağlandı. Avrupa Birliği'nden 2 doz aşı yaptırana vize çıktı. Size akşamdan okuyacağımız son haber bu idi efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar buluşmaları da devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kez iftarda öğretmenlerle bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi. İftar yemeğine ilişkin görseller Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iftar yemeğine ilişkin sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Selçuk mesajında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakarlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla ifadelerini kullandı. Sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı adayların sözlü sınav yerlerini E-Devlet üzerinden açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen duyuruda 2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi E-Devlet üzerinden yayınlanmıştır ifadelerine yer verildi. Sözlü sınav yerleri E-Devlet'ten bakılabilir. Şimdi efendim siyasette meydana gelen gelişmelerin ayrıntılarıyla sabah ajansına devam ediyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki dostlar tartışmasında son durum ne? Başkent Ankara'nın gündemi bu sorularla çalkalanıyor.
Muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe adaylık sinyali vermesinin ardından İYİ Parti lideri Akşener'den aday olmayabileceğinin mesajı geldi. Olur musunuz aday? İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten. Ben de Cumhurbaşkanı olmayı, seçilmeyi çok isterim. Siz bu konuda önerilirseniz tavrınız ne olur? Olur tabii. Cumhurbaşkanı adayı olmak onurlu bir görev aslında. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un HDP çıkışı ise siyasette dostlar tartışmasının fitilini ateşledi. Benzer bir çıkış da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Dostlarımız siyasal partiler olarak malum ittifak. İttifak derken resmi ittifak. İYİ Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, biz varız. Güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejim bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu krizden çıkışın tek yoludur. Siyaseten dostlarımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi kim savunuyorsa onların tamamını biz dostlarımız kabul ediyoruz. CHP sözcüsü Faik Özturaksa gelen tüm tepkilere rağmen HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a desteğini sürdürmeye devam etti. Şu anda Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride. Haksızlığa uğrayan birinin hakkını sırf benden değil diye savunmayan ben insanım diyemez. Öte yandan CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün geçtiğimiz yıl düzenlendiği basın toplantısında CHP haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar diyerek bir gafa imza attığı o günler sosyal medyada tekrar gündem oldu. Faik Öztürk'ün sözleri CHP'lileri bile şaşırttı. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar. Efendim, yani utanmasalar Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yapacak bunlar. Bu kadar içli dışlı olmuşlar birbirleriyle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mayıs Türkçülük gününü andı. 3 Mayıs'ın esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışı olduğunu özellikle vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mayıs'ın taviz vermeyen iradenin günü olduğunu belirtti. Uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin 3 Mayıs etrafında karmaşa yaratma sinsiliklerinin hiçbir zaman tutmadığını ifade etti. Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. 3 Mayıs 1944 olaylarının Türk gençliğinin zulme direnişiyle taşlandığını, zulmete meydan okumasıyla anlam kazandığını ifade etti. Nitekim bu tarih taviz vermeyen iradenin günüdür dedi. 3 Mayıs'ın esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanış günü olduğunu vurguladı. 3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin bulundukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır. Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zamanda tutmamıştır. 3 Mayıs'ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur. 77 yıl önce demokrasi meşalesini yakan Türkçü kahramanları yad ettiğini de ifade etti Bahçeli. Merhum başbuğumuz Türkeş Bey'in ve merhum atsızın yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir ifadelerini kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz. Uzlaşmadan kaçan taraf, müzakereden kaçan taraf
Rum tarafıdır. Cenevre görüşmeleri sonrası Rum lider Anastasiadis'ten gelen açıklamalara yanıt verdi. Anastasiadis faşistlerin diliyle konuştu dedi. Ne diyor Anastasiadis? Türkiye'ye dönük olarak Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar diyor. Şimdi iyi kötü bir toplum lideri olmuş bir kişinin bu şekilde bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Avrupa'daki faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu net bir şekilde yaptığı beyanlardan görüyoruz. Şimdi yine çıkmış, yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Avrupalı liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu mekanizma ve bu söylem artık sıkmıştır. MYK toplantısının ardından konuşan Ömer Çelik, Rum kesiminin tezlerine destek veren Avrupa Birliği'ni de eleştirdi. Ne olursa olsun Rum kesimi haklıdır. Bu istediği kadar uzlaşmaz davransın, istediği kadar saygısız davransın, istediği kadar maksimalist davransın. Biz bir mahalle dayanışması çerçevesinde Avrupa Birliği'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun. Koskoca Avrupa Birliği'nin bir Rum kesiminin elinde oyuncak haline gelmesi Avrupa'nın geleceği açısından da kaygı vericidir. Baştan aşağı vizyonsuz bir yaklaşımdır. Çelik, AB sınır güvenliği birimi Frontex'in ciddi bir soruşturmadan geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Evet, Frontex ahlaken başarısız olmuştur. Sadece aslında bütçesinin onaylanmaması, yani bütçesinin tasfiyesi, onay verilmesi konusundaki bu red kararı yetmez. Esasında Frontex'in ciddi bir soruşturmadan geçmesi lazım. Ve Cumhurbaşkanımız bu bilgileri ilettiği zaman haberimiz yok diyenlerin de bu aslında bizzat Avrupa Parlamentosu'ndaki bu karar da gösteriyor ki her şeyden haberleri var. Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirme hazırlığı da Çelik'in gündemindeydi. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılan bir takım siyasi manevralardır. Bu ülkelerin çoğuna baktığınız zaman bunların geçmişinde çok ciddi soykırımlar var. Bu ülkelerin geçmişinde çeşitli mazlum halklara karşı çok ciddi cinayetler var. Orada vicdan konusundaki cari açığı Türkiye'ye dönük bu iftirayla kapatmaya çalışıyorlar. Aslında vicdan konusunda, ahlak konusunda kendilerinde ciddi bir cari açık var. Bu cari açığı kapatmak için Türkiye'ye iftira atıyorlar. Halbuki herkesin önce kendi evindeki sorunlarla yüzleşmesi, kendi tarihiyle yüzleşmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Paskalya konuşmasında Türkiye'ye hedef aldı. Cenevre'de düzenlenen gayri resmi Kıbrıs konulu konferansı değerlendiren Anastasiadis, adeta nefret kusarak Türkiye'ye hakaret etti. Türk tarafının Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket ettiğini söyledi. Anastasiadis, hafta sonu Portekiz'de gerçekleşecek Avrupa Konseyi'ne katılarak Türkiye'yi Avrupa liderlerine şikayet edeceğini de açıkladı. Şikayetlerini uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceğini belirterek tehditkar açıklamalarda bulundu. Skandal sözlere ilk yanıt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, Osmanlı torunları ve Türk olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Cenevre'de sunduğum eşit, egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerimi, yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayali olarak değerlendiren Anastasiadis'e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu öğrenmesidir. Tatar, Rum tarafının yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis'in mesajında Kıbrıs Türk halkına vatandaşlarım şeklinde seslenmesine de tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkı Rum tarafının azınlığı ve vatandaşları değil, özgür ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır ifadelerini kullandı. Saat 7.33 gazete başlıklarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Hemen Yeni Şafak gazetesini açıyoruz ve orada Fener inadı başlığını görüyoruz. 3-1 Başakşehir nefes aldı. Ankara Gücü ateş hattında
spor müsabakaları ve sonuçlarını görüyoruz. Hastaneye başvuru %50 düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temas ve incelemeleri vardı. Edirne'de az önce haberi yayınladık. Biz de onu görüyoruz. Kudüs en büyük tehlikeyle karşı karşıya. Hamas sözcüsü Kudüs'ün daha önce hiç görülmemiş bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yeni Şafak'a konuşan sözcü, işgalciler Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kendilerine ait bir ibadet alanı oluşturmayı planlıyorlar. Ramazan'ın 28. gününe denk gelen 10 Mayıs günü Kudüs'ün kurtuluş günü. Kutlama yapmak üzere on binlerce fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenleyecekler. İşgalcilere göre Ramazan'ın 28. gününe denk gelen 10 Mayıs günü Kudüs'ün kurtuluş günüymüş. İşgalci, katil ve terörist Siyonist Yahudilerden bahsediliyor efendim. Türkiye'deki kardeşlerimiz destek versin. Ayrıntılar var. Ve işte Akşener'in garibanları. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bütün ağa babaları uçtu gitti. Ne kadar gariban varsa içeride diyerek cezaevindeki tüm FETÖ'cülere kefil oldu. Meral Akşener'in gariban dedikleri arasında 15 Temmuz kalkışmasını yöneten junta, vatandaşları bombalayan pilotlar, soru hırsızları, kumpasçı polisler ve hakimler de var. Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Harun Biniş, Hakan Çiçek, bunların fotoğrafları var. Bunlar mı gariban diye soruyor Yeni Şafak. En iyi Nisan ihracatı 18,8 milyar dolar, tüm zamanların en yükseği. Elhamdülillah iki yerli korona ilacı geliyor. 7'si aşı, 17 proje çalışması da sürüyor. Akıtalım ilk sayfayı. Bunlar mı gariban diye soruyorlar Meral Akşener'e. Mehmet Partigöç, Ramazan Akgürek, Akın Öztürk, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek, vatandaşı bombalayan pilotlar, soru hırsızları, kumpasçı polisler ve hakimler. Bunlar mı gariban? Meral Akşener soruyor millet. Hayal gören sizsiniz. Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde konuşulanlar, Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket eden küstahlar diyerek hakaret etti bu alçak. Cevapları az önce yayınladık. 6. kattan düştü, kurtuldu, Allah bize bağışladı. İstanbul Sultan Gazi'de 2 yaşındaki Selim'in başına gelenler bütün gazetelerde var. O DEAŞ'lı Rus polis okulu mezunu, İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla Ataşehir'de yakalanan DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin sağ kolunun 2000 yılında Rusya'da polis okulundan mezun olduğu ortaya çıktı. Rusya'da var o DEAŞ katillerinin içinde. Fransa'da ikinci bildiri vakası, 16 emekliden iç savaş uyarısı, 7 Mayıs'ta ibadete açılacak Taksim Camii ile ilgili haberler var. Libya'ya çıkarma, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. 53 terörist pençede öldürüldü. Bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesapta. Ayrıntıları gösterdik, okuduk, anlattık sizlere. Fransız komedyen Türkiye'ye siyasi sığınma talebinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Fransız komedyen Judouni Embala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi, siyasi sığınma talep etti. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da skeçlerindeki eleştiriler yüzünden çifte standarda maruz kaldığını ifade eden Fransız komedyen Judouni Embala, Türkiye'ye siyasi sığınma talebinde bulundu. Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektubunda Fransa'da yaşamak artık benim için imkansız hale geldi dedi. Fransa'da son yıllarda ailemin ve mesleki çevremin sürekli maruz kaldığı baskı ve tehditler aile hayatımı ve işimi mahvetti. Şovlarım yasaklanıyor, skeçlerim için cezalandırılıyorum. Yaşamak benim için imkansız hale geldi. 2019 yılında maruz kaldığı ırkçı bir saldırıya vurgu yapan Embala, Fransa mahkemesinin adaleti sağlamadığına vurgu yaptı. 2019'da bir ırkçı cipiyle üstüme geldi. Fransız mahkemesi bunu özel mülkiyete saldırı olarak değerlendirdi. Oysa ki Fransa'nın her yerinde bir kişi insanları ezmek için araba veya kamyon kullandığında cinayete teşebbüsten soruşturma açılır. Ünlü komedyen Fransa'da kendini güvende hissetmediğini söyledi. Ülkemde eşitlik tutkusu olan bazı yöneticilerin tüm vatandaşlara eşit davranmadıklarını ve siyahilere her zaman ayrımcı bir tutum sergilediklerini görüyorum. Artık Fransa'da kendimi güvende hissetmiyorum.
Saat 7.38, açılışı 2016 yılında yapılan ve İstanbul trafiğini %90 oranında rahatlatan Avrasya Tüneli'nin önemli bir misafiri vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu direksiyona geçti. A Haber ekibiyle birlikte Avrasya Tüneli'ni geçti. İşte o özel yolculuk ve orada yapılan açıklamalar. Burası Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezi. Tabi Avrasya Tüneli son 19 yıldır ülkemizde yapılan büyük ulaştırma altyapı hamlemizin adeta bir simgesi. Özellikleri şimdi tünelde göreceğiz, evet, Sayın Bakanım. Evet. Çılgın projeyi hep, evet, birlikte görelim. Tamam. Efendim direksiyona geçiyoruz. Buyurun. Bismillah deyip yola çıkıyoruz. Avrasya Tüneli'nin proje güzergahı aslında 14.6 kilometre ama bunun tüneli olan kısmı 5.4 kilometre. Tabii deniz tabanının altında, su seviyesinde 106 metre altta. Şu an tünele giriş yaptık, Asya yakasından ve Avrupa yakasına doğru konforlu yolculuğumuz başladı. Evet Sayın Bakanım, dilerseniz tüneli anlatalım. Tabii bu tünel iki kıtayı birleştirmesi açısından çok önemli. Bir de bu mühendislik açısından 13.7 metrelik çapıyla dünyanın en geniş TBM, yani tünel açma makinalarından bir tanesi burada kullanıldı. Tabii bu çift katlı olarak üretildi. Burada da aralarda görüyorsunuz kaçış tünelleri var. O da bu herhangi bir olası bir kaza durumunda veya yangın durumunda kaçış tünelleri olarak buradaki mühendislik ve buradaki çözüm açısından bunlar hepsi üretildi. Tabii bir de bunun altında aslında buradaki bütün teçhizatın ve kabloların geçtiği bir 2 metre yüksekliğinde aslında bir kanalda yolun tünelin, yani tünel çapının en altında var. İki katlı olarak üretildi bu tünel. Tabii iki katlı olması dünyada ilk olması anlamına geliyor. Tabii hem bu teknolojik açıdan en önemli işlerden, dünyada ölçeğindeki en önemli işlerden bir tanesi aslında. Baktığımız zaman tabii mesafenin kısa olması da ekonomik açıdan önemli. Yani iki yak arasında Kumkapı ve hemen bulunduğumuz Kadıköy arasında seçilmesi. Evet, koşu yolu, Kumkapı koşu yolu arasındaki bu tünel kısmı ama proje olarak Göztepe'den Kazlıçeşme'ye kadar devam eden 14.6 kilometrelik bir proje. Tabii burada hem yolun kısaltması bakımından, yakıttan ve zamandan çok önemli katkıları var. Ayrıca tabii bunun dolaylı olarak da egzoz emisyonunun azaltılması dolayısıyla çevreye de çok büyük hassasiyeti var. Tabii günde buradan şu anda bu salgın sürecine rağmen 50 binin üzerinde araç geçiyor. Hatta bu salgın sürecinde de burada 79 bin araç geçişlerinin olduğu günler de oldu. İnşallah bu salgın süreci de geçtikten sonra burası daha yoğun bir şekilde İstanbullulara hizmet edecek. Tabii bunun tersini bir düşünürseniz, düşün bu 50 bir tane araç eğer bu tünel olmasaydı nereden geçecekti? Tabii ki yük diğer alternatif yollara gidecekti. Tabii birinci köprü, ikinci köprü. Tabii oradaki yoğunlukları düşünün. Bugün saatlerce süren yolculuklar çok çok daha uzayacaktı orada. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İBB yönetiminin metro algısıyla ilgili de konuştu. Şimdi tabii tünelin çıkışına doğru geliyoruz. Bir yandan da İstanbul'da metro çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor Sayın Bakanım. Aslında baktığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklaması var. Dünyada aynı anda çok sayıda metro yapan tek belediye şeklinde ama orada bir detay atlanıyor galiba. İstanbul'da aslında birçok metroyu bakanlığımız yapıyor. Bizim şu anda aktif olarak devam eden 5 tane metro hattımız var İstanbul'da. Bunların uzunluğu 91 kilometre. Bunlar çok aktif bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışıyorlar şu anda. Ve de buna biz şimdi önümüzdeki günlerde temellerini atacağız. 2 proje daha ekliyoruz. Ama baktığımız zaman Sayın Bakanım, İstanbul'da billboardları, afişleri sanki bunların tamamını İBB yapıyor gibi bir hava oluşturmak isteniyor. Tabii orada laf çok, iş yok. Tabii bu işler lafla olmuyor. İcraatı göreceğiz. Biz tarif veriyoruz, gün veriyoruz. İnşallah bunu İstanbulluların hizmetine kattığımız zaman İstanbullular da bunu görsel olarak da görmüş olacak, uygulayacaklar. Şimdi efendim bir yerel seçim yapıldı. Yerel seçimden sonra İstanbul ve Ankara'da yönetim değişti. Başka illerde, ilçelerde de yeni değişen yönetimler oldu. Peki millet memnun mu? Bu belediyeleri kazanan yeni ekip belediyeleri iyi idare ediyorlar mı? Yoksa belediyeleri yönetmeye değil yağmalamaya mı gelmişler? Su baskınları, kar engeli ve salgına rağmen aşırı yoğun metrobüsler.
Türkiye'nin en gözde şehirleri İstanbul ve Ankara'da son yerel seçimlerden bu yana hizmet kalitesinde büyük bir düşüş yaşanıyor. Kentin sorunlarını çözemeyen belediye yöneticileri yeni sorunların oluşmasına kapı aralıyor. İstanbul ve Ankara'da hizmet kalitesindeki düşüş, küresel şehirler yeni bir dünya için yeni öncelikler raporuna da yansıdı. Raporda son 2 yılda İstanbul ve Ankara'nın büyük gerileme kaydettiği görüldü. Şehirlerin sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapıya durumlarının analiz edildiği ve en son 2020 yılı puanlamasının yapıldığı tabloda İstanbul büyük düşüş yaşadı. 151 şehrin listelendiği şehir endeksi sıralamasında bir yılda 15 sıra birden düşen İstanbul 106. sırada yer bulabildi. Ankara'da da benzer tablo ortaya çıktı. Son bir yılda belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar kentin endeks sıralamasında düşüşe neden oldu. 5 sıra birden gerileyen başkent Ankara, Dünya Şehir Endeksi sıralamasında 115. sıraya tutunabildi. Söz konusu tabloyla İstanbul ve Ankara'da yönetimi devralan CHP'nin vaat ettikleri gibi hizmet kalitesini artırmadığı, tam tersine düşürdüğü bir kez daha görülmüş oldu. Efendim şimdi seyredeceğiniz haber İstanbul'daki kayıp atlarla ilgili. Elimde Yeni Akit gazetesi var. Daha önce hayvan Ekrem'in umurunda değil diye başlık atmışlardı. Şimdi diyorlar ki hayvan Ekrem'in umurunda değil demiştik. Her 5 attan biri ölü, diğerleri ise kayıp. İstanbul'daki korkunç skandal bu. Hayvan dernekleri, hayvan sevenler, çevre dernekleri bir olay olduğunda hemen ortalığı karıştıranlar hiç ortada yoklar. Yani adamına göre hayvanseverlik ve çevre dostu bunlar efendim. Adamına göre kendi adamları çevreye zarar verir ve hayvanlarla ilgili kötü davranışlar sergilerse hiç görmüyorlar, bilmiyorlar, duymuyorlar. İşte böyle bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanları koruma adına başlattığı projede 224 at öldü, 860 atın akıbeti ise bilinmiyor. Faytonların yasaklanmasının ardından adalarda elektrikli araçlar hizmete sokuldu. 1199 atı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın alarak ahırlara doldurdu. Ancak gerekli tedbir alınmadığından 224 at bir süre sonra bakımsızlık nedeniyle öldü. 860 atı ise çeşitli kurum ve kişiler sahiplendi. 115'inin bakımına devam edildiği açıklandı. Günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 978 atın nerede olduğu sorusu sorulurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada bu atların sahiplendirildiği açıklandı, ancak yine merak edilen sorular cevapsız kaldı. Peki sahiplendirilen bu atlar kimlere, hangi adreste, nasıl teslim edildi? Bu sorular cevap beklerken aynı zamanda açıklamada 224 atın da öldüğü belirtildi. Ancak atların nerede ve nasıl öldüğüne dair ise bir açıklama yapılmadı. İBB'den yapılan açıklamada sahiplendirilen atların 665'inin kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'sinin sivil toplum örgütlerine, 148'inin şahıslara, 5'inin de muhtarlara verildiği öne sürüldü. Ancak bu kurum ve kuruluşlarla kişilerin isimleri açıklanmadı. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Saat 7.47 sabah ajansı ekonomi haberlerimizle devam ediyor. Türkiye'nin ekonomisi dinamik ve dirençli. Bu ifadeler Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'ya ait. Basso, internet üzerinden otoriteler ve şirket yöneticileriyle görüşerek Türkiye'ye sanal ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Türkiye'nin yatırım portföylerinde en yüksek paya sahip ülke olduğunu vurgulayan EBRD Başkanı, 2020 yılında Türkiye'ye 1.7 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'de faaliyete başladığımız günden bu yana ise toplam 13 milyar euroluk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım dedi. Türkiye'deki yatırımlarının %94'ünün özel sektöre olduğunu aktaran Basso,
Türkiye'nin EBRD için oldukça önemli bir ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. 2021'de beklentimiz yaklaşık 1 ila 1,5 milyar euro arasında yatırım yapmak yönünde dedi. Türk ekonomisinin salgına karşı direnç gösterebilen bir ekonomi olduğunu belirten EBRD Başkanı, Türkiye'nin çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olması ve hızlıca yeniden büyüme kapasitesi ekonomisinin direnç unsurları arasında yer alıyor diye konuştu. Gelişen piyasalara portföy girişi Nisan ayında en yüksek seviyeye çıktı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre gelişen piyasalara portföy girişleri Nisan'da 45.6 milyar dolarla Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde gelişen piyasa ise senedi ve tahvillerine yönelik para girişinde Çin ilk sırada yer aldı. Çin'in ise senetlerine 13,5 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleşirken söz konusu 14.2 milyar dolarlık rakamın %95'ini oluşturdu. Çin hariç gelişen piyasalara Nisan'da para girişi 26.4 milyar dolar olarak kayıtlara girdi. Gelişen piyasalara portföy girişi Mart'ta 9.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Sabah şansı devam ediyor sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Burası A Haber. A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda Meksika'dan gelen bir haberle haberleri vermeyi sürdürüyoruz. Meksika'da demir yolunun çökmesi sonucu metro raydan çıktı. İlk bilgilere göre en az 50 yaralı olduğu söyleniyor. Görüntüler Meksika'nın başkenti Mexico City'den. Olivos metro istasyonunda demir yolunun bir kısmı çöktü. O sırada hızla gelen metro raydan çıktı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada en az 50 kişi yaralandı. Meksika'da, Mexico City'de meydana gelen bu kazada ölenlerin olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Meksika'da demir yolunun çökmesi sonucu metro raydan çıktı. İlk bilgilere göre en az 50 yaralı var. Görüntüler Meksika'nın başkenti Mexico City'den. Olivos metro istasyonunda demir yolunun bir kısmı çöktü. O sırada hızla gelen metro raydan çıktı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Şimdi hemen Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'nın bugünkü gündemini Hakan Bacaksız'dan öğreneceğiz. İnşallah Hakan Bacaksız yayınımıza yeniden hoş geldin. Seni dinleyelim. Günaydın Erkan Tan. Başkent Ankara bugün kabuller konferanslarla geçecek son derece yoğun bir güne hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektuplarını sunacak olan Şili, Arjantin, Etiyopya ve yine büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise bugün Genel Başkan Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine AK Parti Genel Başkan Bekir Numan Kurtulmuş'la Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Karabağ Zaferi sonrası sözlü Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımalarıyla bölgesel barış ve istikrara etkileri konulu çevrimiçi bir konferansa katılacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün aylık basın bilgilendirme toplantısı var. Sözcü, Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı hem terörle mücadeleye ilişkin hem de kısıtlamadaki tedbirlerle ilgili son rakamları yine kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomi ilişki notlarla bitirelim isterseniz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Başkanı Beyti ile bir araya gelecek. Ve son olarak da Merkez Bankası bugün Nisan ayına ilişkin reel efektif rakamlarını açıklayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Erkan Tan. Teşekkür ediyoruz. Meksika'daki demir yolunun çökmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili 13 ölü, 70 yaralı olduğu bilgisi geldi. Onu yeniden sizlere arz edelim. Az önce görüntüleriyle beraber sizlerle paylaşmıştık efendim. Meksika'da metro faciasında ölen olup olmadığına dair henüz teyit edememiştik bilgiyi. Bilgiyi teyit ettik. Meksika'da metro faciasında
13 ölü, 70 yaralı olduğu söyleniyor. Meksika'da demir yolunun çökmesi sonucu metro raydan çıktı. Görüntüler Meksika'nın başkenti Mexico City'den. Olivos metro istasyonunda demir yolunun bir kısmı çöktü. O sırada hızla gelen metro raydan çıktı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönmüş. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada 13 ölü 70 yaralı var. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Demir yolunun çökmesi sonucu yaşanan kazada 70 kişi yaralı, 13 ölü var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olivos metro istasyonunda, Meksika'da, Mexico City'de demir yolunun bir kısmı çöküyor. O sırada hızla gelen metro raydan çıkıyor. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönmüş. Gelen ilk bilgilere göre 13 ölü 70 yaralı var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Görüntüler Meksika'nın başkenti Mexico City'den. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Koronavirüsle ilgili bütün dünyanın mücadele ettiği bu kabusla ilgili son durum 243.648 test yapılmış. 24.733 vaka sayısı, 2501 hasta sayısı, vefat edenlerin sayısı 347, Allah rahmet eylesin. İyileşenlerin sayısı 35.438. Memlekette bu konuyla ilgili tedbirler ilan edildi. Tedbirler ve ilan edilen kısıtlamalarla ilgili denetimler de yurdun dört bir yanında sürüyor. Türkiye koronavirüsle mücadelede tam kapanmaya gitti. 17 günlük kısıtlama kapsamında birçok kentte denetimler artırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü günündeyiz. İzmir'de en yoğun olan meydanların bir tanesindeyiz. Şu anda Konak Meydanı'ndayız. Konak Meydanı'nda normal günlerde burada iğne atsanız yere düşmez. Ama görmüş olduğunuz gibi Konak Meydanı kuşlara kaldı. Polis ekipleri kentlerde titiz bir şekilde çalışma yürüttü. Sokaktaki her bir vatandaşın kimlik kontrolü yapıldı. İzin belgeleri sorgulandı. Atlı polisler ise turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi. Enzo ve Toprak isimli atlarla Ilıca plajında devriye görevi gerçekleştirdi. Buffy ve Hector isimli köpekler de onlara eşlik etti. Bulunduğumuz nokta Karadeniz sahil yolunun olduğu nokta. Birçok ilden Karadeniz'e geçiş yapmak isteyen vatandaşlarımızın kullandığı noktalarda iller arası geçişte emniyet birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Merzifon'dan geliyoruz. Samsun'a hastaneye gidiyoruz. Annemi şeye götürüyoruz. Evet, evet. Mesafeyi koruduktan sonra, ziyaretleri kestikten sonra biz bu hastalığı yeneceğiz diye düşünüyorum. Denetim noktalarında durdurulan araçlara trafik ekipleri ve asayiş ekipleri izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyorlar. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanırsa da gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Kapanma kararıyla dolup taşan Bodrum'un denizi de yatlarla doldu. Özel yatlarıyla Bodrum açıklarına demirleyen vatandaşlar 17 günlük tam kapanmayı yatlarında geçirmeyi tercih etti. İstanbul'daki son durumu da Erdal Kuruçay anlatacak sizlere ve bizlere. Hazır efendim, denetimler devam ediyor. İstanbul'da Erdal Kuruçay, yayınımıza hoş geldin diyor. Sözü sana bırakıyoruz, yayını sana devrediyoruz Erdal Kuruçay. Evet Erkan Tan, günaydın. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 17 gün olarak belirlenmişti. Bugün 5. günündeyiz ve hemen her noktada polis ekipleri uygulamalara, denetimlere devam ettiğini hatırlatalım. Hemen İstanbul'un 39 ilçesinde aynı manzarayı görmek mümkün. Ana arterler, önemli noktalar, hatta meydanlar,
ara sokaklara kadar birçok noktada polis ekiplerinin olduğunu söyleyelim. Şu anda biz Dolmabahçe'deyiz. Burası normalde de işlek bir cadde zaten. O yüzden sabah da yine az da olsa trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. İşte böyle önemli noktalarda polis ekipleri sırayla bütün araçların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. Tabii uygun olmadığı takdirde de, seyahat izin belgesinin olmadığı takdirde de cezalar kesiliyor. Önceden 1180 liraydı ceza, fakat yeni yönetmeliğe göre yaklaşık 3 gündür 1460 lira uygulanıyor cezai işlem. Gece boyunca birçok araca çekildi, kesildi bu ceza. Çünkü kısıtlamayı delenlerde oldu. Herhangi bir belgesi olmadan, bir kurumda çalışmadan, seyahat ve izin belgesi olmadan dışarıya çıkanlar oldu gece boyunca. Biz de kameramın arkasında Özden Kul'la takip etme fırsatı bulduk. Şu anda da yine bir araç ön tarafa çekildi. Onun içinde de, takside de yine bir sürücünün yanında bir yolcu olduğunu görüyoruz. Onun da izin belgelerine bakılıyor. Sadece Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü değil, aynı zamanda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de beraber bu birçok denetimi, uygulamayı beraber yapıyorlar. Hemen her noktada yeri geldiğinde sadece seyahat izin belgesi değil, GBT'lere bile bakılıyor. Kimlikler kontrol ediliyor. Şüpheli bir araç görüldüğünde ise araçlar didik didik aranıyor. Hiç şüphesiz bu denetimler çok önemli. Çünkü 2 hafta önceye baktığımızda sürekli tırmanışa geçmişti vaka sayıları. İşte o yüzden 17 günlük tam kapanmaya geçildi tüm Türkiye olarak. İstanbul'da da denetimler devam ediyor. Son 1-2 haftaya baktığımızda %30 oranında vakalar düşüşe geçmiş durumda. İşte bu denetimlerin olumlu sonuçlarını da yansıdığını görebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ülkelerinde birçok bölgede, hatta Uzak Doğu'da bile kısmi kapanmaların uygulandığını hatırlatalım. Ve şu anda da yine kısıtlamanın 17 günlük kısıtlamanın 5. günündeyiz. Polis ekipleri hemen her noktada denetimlerini, uygulamaları sürdürüyorlar ve seyahat izin belgelerine bakılıyor. Ardından da yoluna vatandaşlarımız ancak uygun şartları taşıdıklarında devam ediliyor. Uygun şartlar olmadığında da cezai işlemler uygulanıyor diyelim ve sözü tekrar Dolmabahçe'den merkeze bırakalım. Erkan Tan. Erdal Kuruçay, teşekkür ediyoruz ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı market tedbirleri ile ilgili genelgenin ayrıntılarıyla Sabah Ajansı'nda birlikteliğimize devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine market genelgesi gönderdi. Buna göre zincir ve süpermarketlerde dahil olmak üzere marketlerde zorunlu temel ihtiyaçları dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfümeri ve makyaj malzemeleri ise kapsam dışı. Genelgeye göre marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar da ev tekstili, oto aksesuar ve bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekipleri tarafından kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Aşılama ile ilgili son durumu da hemen arz edelim sizlere. 23.536.692 kişiye aşı yapıldı. Saatlerimiz 8.11 dakika geçiyor. 2 dakika önceye ait bir bilgi, yeni bilgi. Toplam yapılan aşı sayısı 23.536.692. Türkiye'nin aşı tablosu bu. Hangi ilde kaç adet yapılmış, o da ayrıca Türkiye haritasında belirtiliyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, hemen yayına not düşelim. Bu tabloyu size her gösterdiğimizde bu fakir bunu yapıyor. Türkiye'nin aşılamayla ilgili ciddi, disiplinli ve büyük başarısını azılı düşmanlarımız bile takdir ve tebrik ediyorlar. Bunu yayına not düşelim ve devam edelim efendim. Yerli aşılarla ilgili de çalışma büyük bir fedakarlıkla, özveriyle sürüyor. Var olan altyapılarda bu yılın inşallah güz döneminden itibaren Türkiye'de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak. Ağustos'ta ilk yerli virüs ilacı kullanıma girecek. Yerli aşıysa yıl sonunda hazır.
TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Genel Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yerli aşıyla koronavirüs ilacı hakkında açıklamalarda bulundu. Covid-19 tedavisinde bu hafta faz 2 çalışmalarına başlıyor. Dolayısıyla faz 1'i atlayıp direkt faz 2 çalışmalarına başlıyor. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesi'ndeki hocalarımızca geliştirilen ribavirin olarak ifade edilen bir tedavi yöntemi, ilaç tedavisi. Diğeri de Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki hocalarımızla geliştirilen Monteleculast diye ifade edilen yine bir ilaç. Bunların faz 2 çalışmaları başlıyor ve burada da hedef Ağustos ayında bu iki ilacın da inşallah insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz. Hasan Mandal, yerli aşının yıl sonunda kullanıma gireceğini belirtti. Aşının mutant virüslere karşı da etkili olduğunu vurguladı. Ülkemizdeki değişik firmalarımız tarafından var olan altyapılarda bu yılın inşallah güz döneminden itibaren Türkiye'de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak. Bu hem Covid-19 Türkiye platformu kapsamındaki VLP aşımız, yenilikçi inaktif aşımız, adenovirüs aşımız, aynı zamanda da Covid-19 Türkiye platformunun dışında çalışılan aşıların da yine ülkemizdeki firmalarımız tarafından bu yıl içinde inşallah klinik fazları tamamlandığında üretimler mümkün olacak. İki yerli virüs ilacı Ağustos'ta kullanılacak yerli virüs aşısı ve ilacı için tarih verdi Profesör Mandal. Çok önemli gelişmeler. Bütün emeği geçenlere Allah'tan razı olsun. Allah'tan razı olması için duada, dilekte bulunalım efendim. Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Emeklilere müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bu kapsamda SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emekli bu tarihlerde kendilerine en yakın banka şubesine ve ATM'ye giderek ikramiyelerini çekebilecek. Bakan Bilgin, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya yükseltilmişti. Emekliye ödenecek ikramiye miktarı 12,3 milyar lira olarak kaydedildi. Şimdi küçük işletmelerle ilgili ekonomik destekler hakkında bilgi vereceğiz sizlere efendim. Destek paketiyle ilgili ayrıntılar haberimizde. Mikro ve küçük... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan işletmelere verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı. KOSGEB aracılığıyla mikro işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitte destek verilecek. Online olarak yapılacak olan başvuruların 21 Mayıs'a kadar sürmesi ve toplamda 130 bin işletmenin destek paketine başvurması bekleniyor. Bu bir banka kredisi gibi düşünmesin KOSGEB'imiz. Biz burada herhangi bir şekilde vatandaşın işte kredi limitleri doluymuş, şuymuş, bunlara da bakmıyoruz. Tamamen KOSGEB'in kendi yapılandırdığı bir kredi modeli olduğu için bu herhangi bir şekilde vatandaşın bankalarla veya başka bir yapıyla muhatap olması söz konusu değil. KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, işletmelere ilk ödemenin Haziran ayında yapılacağını açıkladı. 30 bin lirayı 3'er aylık taksitlerle vereceğiz. 75 bin lirayı da 25 olarak 1'er aylık taksitlerle
vatandaşımıza vereceğiz. Burada onlardan tek istediğimiz şu, bunu işletme sermayesi olarak kullanmaları. 30 bin ve 75 bin lira ek olarak ayrıca teknoloji tabanlı startuplara ilave 25 bin liraya kadar destek sağlanacak. Bu denli de büyük bir can suyu paketinin aslında özellikle yeni startuplar, mikro işletmeler, küçük startuplar için çok faydalı olacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. KADES yine hayat kurtardı. Bursa'da KADES butonu imdadına yetişti. Bakın çok önemli bir haber. İçişleri Bakanlığı'nın bu uygulamasını içtenlikle bir kez daha tebrik ediyoruz. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Kadın destek uygulaması yine bir kadının hayatını kurtardı. Bursa'da bir kadın işten çıktığı sırada eski eşi tarafından önü kesildi. Zorla araca bindirilmek istendiği sırada telefonla indirdiği KADES butonuna basarak yardım çağrısı yaptı. 5 dakikada olay yerine gelen ekipler kadının imdadına yetişti. Eski eş gözaltına alındı. İyi bir sağlıkçı olmanın yanında kalemi kuvvetli bir yazar. İnsanlara hastalığıyla değil, hikayeleriyle yaklaştı. Sonra kelimeler satıra döküldü, şiir oldu. Her hastalığın mutlaka bir hikayesi vardır. Hemşire her şeyi içselleştiriyor, görmüş olduğu hikayelerde falan. Bu içselleştirdiğimiz her şeyi yaşayabilmemiz için, ayakta kalabilmemiz için dışarıya vurmamız gerekiyor. Benim de dışa vurma şeklim yazarak. Erzurum'da 15 yıllık hemşire Derya Atmaca'nın mesleğe adım atmasına hastalarının yaşanmışlıkları itti. Derya ve Müjde Hemşire Hanım annemize banyo yaptırdı. Annemiz bu banyo yapmayı çok severdi fakat yatağa bağımlı hale geldikten sonra uzun yıllardır biz ona hiç banyo yaptıramadık. Biz annemizin o yatak banyosundan sonra ilk kez yüzünde bir gülümseme belirtisi gördük. Biz annemizin ilk kez tebessüm ettiğini gördük dedi. Ve ben o gün bu işe daha yeni yeni adım attım. Bu küçük yaşlarda şunu düşündüm. Hangi meslek ya da hangi iş bir hastanın yahut bir insanın tebessüm etmesinden daha önemli olabilir. Öğrencilik döneminde ilgiyle yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasına girmeyi hedefleyen Derya Hemşire, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Elinden hiç bırakmadığı kalemiyle çeşitli oyun, öykü ve şiirler yazmayı sürdürdü. Atmaca, toplumsal sorunlar, aşk, sevgi ve hayata dair her şeyin bulunduğu Vakit Dar adlı şiir kitabını çıkardı. Saat 8'i 20 dakika geçiyor. Yeni Asır ve Sabah gazeteleriyle Sabah Ajansı devam ediyor. Emekli ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatıyor. Yeni Asır gazetesinde yine rezil oldu. Başlık yine rezil oldu. Yalan ve iftira atmaya doymayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine yakalandı. Sosyal medya hesabında koronavirüs kaynaklı ölümlerin gizlendiğini iddia eden Tuncay Özkan'a Sağlık Bakanı Koca'dan belgeli yanıt geldi. Tuncay Özkan her şeye sazan gibi atlıyor. Bakan Koca belge ortada diyor. Fıkra gibi gaflar. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine rezil oldu diyor Yeni Asır. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Sabah gazetesindeki başlıklar Fenerbahçe iz peşinde, Kanarya düşme hattındaki Erzurumspor'u ilk 14 dakikada attı 3 golle yendi. Lider Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürdü. Bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta ödenecek ve Başkan Erdoğan'ın iftar konuğu öğretmenlerdi. Basına kapalı bir etkinlik bu ama fotoğraflar paylaşıldı. Kaçaksever Erdoğdu. Çeşme'deki villasında kaçak tadilat skandalına imza atan CHP'li Aykut Erdoğdu bu kez Moda'da iskansız lüks binadan
5 milyon liralık daire aldı. Projeye aykırı kaçaklar, kayıtlarda arsa gözüküyor. Ayrıntılar var. Kriptocu Faruk'un peşinde adım adım kaldığı otel görüntülendi. Onlar var fotoğraflarıyla beraber. Türkiye ekonomisine ihracat rekoru. Tüm zamanların Nisan ayı rekoru 18.8 milyar dolar. İhracatta rekor. Beyanname verme ve ödeme süresi 31 Mayıs'a uzatıldı. Mesaide gizli telefonla hakaret yağdırmış. Sabahın deşifre ettiği ahlaksız savcı yargılanıyor. Tam kapanma sonuç veriyor. Vaka sayılarında önemli düşüş var. Hastaneye yatışlar yarı yarıya azaldı. Sürekli tehdit eden eski eşi kaçırıyordu. Genç kadın Kades sayesinde kurtarıldı. Az önce görüntülü haberini seyrettiniz. Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski iddiası. Ayrıntısıyla bu iddia var mı yok mu? Sabah gazetesinde cevaplandırılıyor. Fransız komedyen. Sığınma talep etti. Fransa'da maruz kaldığım baskı ve tehditler hayatımı mahvetti diyor efendim. Fransız komedyen. Devam ediyoruz yayınımıza. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'nın başkenti Trablus'a resmi ziyaret düzenledi. Çok geniş bir heyet vardı. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Genelkurmay Başkanı topluca Libya'daydılar. Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaretlere biri daha eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'ya resmi ziyaret düzenledi. Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar Trablus'ta ilk olarak Libya Başbakanı Abdülhamit Dibe Bey ile bir araya geldi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer yer aldı. İki ülke arası ilişkilerin ele alındığı görüşmede Türk şirketlerinin Libya'ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlama çalışmalarına vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla El Menguş'la bir araya geldi. Toplantı sonrası mevkidaşı Necla El Menguş'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında 500 yılı aşkın bir bağın olduğunu vurguladı. Libya'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var. Ve batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Ve Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz. Çavuşoğlu, Türk askerinin Libya resmi hükümetin daveti üzerine Libya'ya barışı temin etmek için gittiğini belirtti. Mehmetçiğin Libya'nın istikrarına büyük katkı sağladığının altını çizdi. Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil davet etti ve sadece bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Libya Dışişleri Bakanı El Menguş da Türkiye'nin Libya'ya sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla Sabah Ajansı sürüyor. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmakla ilgili olarak biliyorsunuz geçen haftalarda da açıklamıştım. Yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Kahire'ye gitmek için gün sayıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet Kahire'ye bu sebeple gidiyor. Özellikle Akdeniz'deki meseleler başta olmak üzere bölgedeki güvenlik meseleleri, Akdeniz'deki işte bu gaz aramayla ilgili olan anlaşmalar meseleleri gibi konuların konuşulması gerekiyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik Mısır'la yapılacak görüşmelerle birlikte ikili ve bölgesel konulara dair çerçevelerin oluşturulacağını vurguladı. Mısır'la Türkiye arasındaki bu diyalog mekanizmasının hem Akdeniz temelinde hem ikili ilişkiler temelinde bundan sonra daha performanslı bir şekilde geliştirilmesine dönük bir ziyaret olarak görebiliriz. Bir çerçeve oluşturma faaliyeti olarak görebiliriz. Bakanlar seviyesinde geniş bir heyetle Libya'ya yapılan ziyaretin bölgede devam eden konulara dair olduğunu belirten Ömer Çelik, Mısır ziyaretiyle Libya ziyaretini iki ayrı konu olarak ele alınması gerektiğini de hatırlattı. Senkronize bir şey olarak düşünmemek lazım. İki ayrı konu. Yani Libya ile ilgili biliyorsunuz yürüyen işler var. Ve kritik aşamalar ciddi bir şekilde geçiliyor Libya'da. Libya ziyaretini ve Mısır ziyaretini iki ayrı konu olarak düşünmek lazım. Fransa ne filmler çeviriyor? Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırttı. Sonra Yunanistan'a askeri teçhizat sattı. Bu kez gözünü Mısır'a çevirmiş Fransa. Emperyalist yamyamlar, hep aynılar. Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler işbirliği halinde dünyayı, özellikle de Müslümanları yağmalıyorlar. Fransa ile Mısır kapalı kapılar ardında el sıkıştı. Kahire yönetimi 30 Rafale uçağı satın almak için Fransa ile gizli anlaşma yaptı. İddiayı uluslararası haber ajansı Reuters gündeme getirdi. Bir Fransız hükümet kaynağına dayandırılan haberde 26 Nisan tarihinde Kahire'de konuya ilişkin gizli görüşmeler yapıldığı bildirildi. Mısır ordusunun yaklaşık 3.75 milyar euro karşılığında 30 Rafale uçağı satın almak için anlaşma yaptığı belirtildi. Kahire yönetiminin savaş uçaklarına ek olarak 200 milyon euroluk da füze alacağı bildirildi. Mısır'ın söz konusu borcu ödeyememesi halinde borcun %85'inin Fransız hazinesinden karşılanacağı ifade edildi. Haberde ayrıca söz konusu anlaşmaya ilişkin basına kasıtlı olarak açıklama yapılmadığı öne sürüldü. Mutabakatın neden gizli tutulduğuna dair ise bilgi paylaşılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artan saldırılara devlet kurumları da eklenmiş. Amerika Birleşik Devletleri basını Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in Virginia'daki karargahına saldırı girişimi olduğunu yazdı. Amerika'da devlet kurumlarına düzenlenen saldırılar pandemi döneminde ciddi artış gösterdi. Bu süreçte başkanlık seçiminde kongre binası, ırkçılığa karşı gösterilerde belediye binaları ve karakollar basıldı. Ancak bu kez yerel kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Haber Alma Teşkilatı CIA'in Virginia'daki karargahına saldırı girişimi olduğunu öne sürdü. Aracıyla karargahın giriş kapısına giren bir kişinin zorla içeriye girmeye çalıştığı belirtildi. Buna göre o esnada kapı polisleri söz konusu kişiyi durdurdu. Amerikan medyası araçtan çıkmayan şüpheliyi ikna çalışmasını direkt olarak CIA'ya bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğünü duyurdu. Saat 8.30 sevgili seyirciler ve dinleyiciler, seçimler diyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim mi yapıldı, darbe mi yapıldı? Bu tartışılır. Amerikalılar tartışıyorlar. Yeni Akit ve Takvim gazeteleriyle devam ediyoruz. Hayvan virgül Ekrem'in umrunda değil demiştik diyor Yeni Akit. Hayvan Ekrem'in umrunda değil demiştik. Her beş attan biri ölü, diğerleri ise kayıp. Daha önce İstanbul'a topladığı sokak köpeklerini Kocaeli'nin Gebze ilçesine terk ederken suçüstü yakalanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de kayıp atlar skandalıyla gündemde. Hayvan Ekrem'in umurunda değil demiştik diyor gazetede. Cezaevine düşen nafaka zedelerin çilesi kısır döngüye dönüşüyor. Zindandaki mağdura katmerli zulüm,
diyor. Nafaka zulmü ölünce mi bitecek soruyor Yeni Akit gazetesi. Devam edelim efendim. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karıştığı, yönettiği ve bulaştığı o atlarla ilgili iğrenç skandalla alakalı hayvanseverler, onların dernekleri, çevreciler, onların dernekleri sus puslar, bilmiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. Bunlar adamına göre hayvansever, adamına göre çevreci sevgili dostlar. Takvim, takvimde efendim Fener'in zirve aşkından bahsediliyor. Küme düşme hattındaki Erzurum Spor'u yıktı Fenerbahçe. Skor 3-1. Devam edelim efendim. Bodrum çıldırdı. Büyük şehirlerden kaçanlar soluğu Bodrum'da aldı. İlçenin nüfusu 2 milyona yaklaştı. Kiralar ise 100 bin liraya fırladı diyor efendim. Hemen altında başka hangi haberler var bakalım. Altı üstü mucize. Minik Selim 6. kattan yere çakıldı. Burnu bile kanamadı. Selim'in üzerine düştüğü aracın ön camı bu hale geldi. Minik Selim'in fotoğrafı da var. Allah bağışlamış onu bize elhamdülillah. Devam ediyoruz efendim. Ergün Diler. Bizdeki emekli amirallerin bildirisinin bir benzeri Fransa'da yaşandı. İç savaş uyarısı yapıldı. Almanya'da da Merkel'e darbe hazırlığı söylentisi yayıldı. Peki bütün bunları nasıl anlamalıyız? Önce soruyor Ergün Diler, sonra da takvimdeki köşesinde kendisi anlatıyor sevgili seyirciler. Devam ediyoruz birlikte elimize. Saat 8.33 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. Altun, 26 Nisan'da başlayan Kobani davası için kumpas diyen Demirtaş'ın, asıl Kobani davasını bu iktidar değiştikten sonra göreceği sözlerine yanıt verdi. Altun, Selahattin Demirtaş'ın adını vermedi ve SD olarak ifade etti. 6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu SD, Besleme Medya'ya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor. Aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış. SD ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Altun, Demirtaş ve HDP'nin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Terör örgütleriyle işbirliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes, hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes, gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak. Pandemiye rağmen ekonomide çarklar dönüyor. Koronavirüse rağmen, koronavirüsle mücadeleye rağmen ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank pandemi sürecinde üretime aralıksız devam eden o fabrikalardan birine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişler. Birlik ve beraberlikle bu sıkıntıların tamamının üzerinden aşacağız demek üzere buradayız. Hamdolsun biz morali de motivasyonu da çalışanlarımızın oldukça yüksek bulduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la gece yarısı Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İşçilerle sahur yaptılar. Sahur öncesinde fabrikada incelemelerde bulunan Mustafa Varank ve Fuat Oktay, makine başında üretim de gerçekleştirdiler. Sadece Türkiye'deki sektör için değil, uluslararasında da bir taraftan Volkswagen'den alın, diğer tarafta Tesla'sına kadar, Ford'una kadar tüm alanlarda bu bağlantı elemanlarını üreten bir firmadayız bugün. Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeni bir başarısını değerlendirdi. Hedefimiz ihracatta rekor kırmak ifadelerini kullandı. Özellikle birinci çeyrekte
Son ihracat rakamlarımıza da baktığımızda hamdolsun 50 milyarı aşmış durumdayız. Eğer bu böyle giderse, ki bu motivasyonu çok net bir şekilde gördük sanayimizde, ihracatçımızda da aynı motivasyonu gördük. Yıl sonu itibariyle inşallah bambaşka bir şeyi birlikte kutluyor olacağız. İhracat rekorumuzu. Oktay, salgın nedeniyle zor durumda olan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz mesajı da verdi. Dünyaya çökmüş olan korkunç bir kabus, koronavirüse rağmen ihracatta da rekorlar yaşandı. Bunu Sayın Muş Bakan Bey duyurdu. Onu da yayına bir kere daha not düşelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarıyla Sabah Ajansı'na devam edelim. İlan edildi zaten. İnşallah ilk köprüyle birlikte Haziran ayında temelini atacağız. A Haber canlı yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yani bakın, Avrasya Tüneli'nden bahsediyoruz, Marmaray'dan bahsediyoruz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bahsediyoruz. İnanın bu projeleri yapmak bir güç ister, irade ister, vizyon ister. Bunları yapan bir Türkiye, eğer Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı varsa tabii ki Kanal İstanbul'da yapacak. Kanal İstanbul'un ihtiyacı da ortada. Bunu biz anlatıyoruz. Yani lojistik hareketler önümüzdeki 10 yıllarda 2053'te, 2071'deki dünya lojistik hareketlerinin ne olacağı ortada. Dünya ticaret hacimleri genişliyor. Üretimler Afrika'da, kuzeyde, güneyde artıyor. Tabii Kanal İstanbul'da bunun bir ihtiyacı olarak hem bu lojistik hareketlerin önünü açmak hem de İstanbul Boğazı'nı rahatlatmak ve korumak adına yapmamız gereken projelerden bir tanesi. Finansman konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyen Kara İsmailoğlu, projenin genel bütçeye yük olmadan yapılacağını söyledi. Finansman noktası tabii ki yok. Yani sonuçta konuşuyoruz. Bütün dünyanın ileri gelmiş bütün kredi kuruluşlarında konuşuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz burayı tabii bu kadar aslında finansman, aslında projelerimiz, her şeyimiz bitti aslında. Sırf finansman tarafından bizim genel bütçeye yük olmadan bu işi yapmanın çabası içerisindeyiz. İnşallah oradaki gelir getirici işler ve uygun kredi finansmanlarını bulduk aslında. Onların görüşmelerine devam ediyoruz. Onu da kesinleştirip inşallah bunu da yoluna koyacağız. Bu büyük projeleri yaptığımız gibi onu da yapacağız. Bakan Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul'un İpek yolunun kaybı olacağını söyledi. Proje için depremi tetikler iddialarına da cevap verdi. Üçüncü havalimanı. Dünyanın en büyük transit merkezi şimdi. Kuzey Marmara yolu. Dünyanın en kaliteli, en güvenli ve en geniş kapasiteli yollardan bir tanesi. Orta koridor, Pekin'den Londra'ya kadar uzanan orta koridor, Marmara, İstanbul tam kalbinde. O da tam Kanal İstanbul'la kesişiyor. Tabii bunların hepsini üst üste koyduğunuzda tabii ki yeni İpek yolunun kalbinde İstanbul dünyaya bir lojistik süper güç olarak inşallah bu projelerimizle birlikte dünyadaki sözümüzü daha da artıracağız. 200'ün üzerindeki bilim adamı çalıştı burada. Çok uzun süreçler. Bütün simülasyonlar yapıldı, testleri yapıldı, hesaplamalar yapıldı, kontroller yapıldı. Bu uzmanların verdiği karar sonucunda o dedikleriniz var, dezenformasyondan hiçbirinin de doğru olmadığını herkes aslında biliyor. Kara İsmailoğlu, güçlü Türkiye için projelerin önemine vurgu yaptı. Oldukça fazla. Biz herkese bu projeyi geçtiğimiz, yani her gün birisine gelip anlatıyoruz, izah ediyoruz. Herkese finans yönünden, mühendislik açısından, yapım teknolojileri açısından herkes çalışıyor aslında. Yoğun bir ilgi var, talep var. Tabii ki bu dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi. Dünyada büyük, güçlü bir ülke olmak hedefiniz varsa bu büyük mega projeleri yapmak zorundasınız. Avrasya Tüneli'ni, Marmara'yı nasıl yapmışsanız Kanal İstanbul'da yapmak bizim için hiç o kadar da zor bir şey değil. Hani memlekette şöyle bir durum var. Başka ülkelere gidip o ülkelerdeki su yollarını, kanallarını gördükten sonra memleketimize gelip ballandıra ballandıra büyük bir hayranlıkla o su yollarını, kanallarını anlatanlar, hayranlıkları ifade edenler, ya biz de yapalım bir su yolu, bir kanal dediğimizde feryat ediyorlar yapılmasın diye. İşin bu yönünü de yayına not düşelim. İhracat rekorumuzdan az önce bahsetmiştim efendim. Bakan Sayın Muş ihracatla ilgili rekoru bizzat kendisi açıkladı. Nisan ayında ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş.
ihracatımız %109 artış ile 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2021 yılında üst üste ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. Ocak, Şubat, Mart aylarından sonra Nisan ayında da 18,8 milyar dolarlık ihracat yeni bir rekora işaret ediyor. Bu değerle tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Rakamları Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı. Bakan Muş, Nisan'da ithalatın 21,9 milyar dolar olduğunu belirterek dış ticaret açığındaki azalmaya dikkat çekti. Nisan ayı dış ticaret açığımız 2020 Nisan ayına göre %31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,5 milyar dolar azalmıştır. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,7, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %97,7 oldu. İhracatta otomotiv sektörü 2,5 milyar dolarla yine başı çekti. Onu kimyevi maddeler ve çelik sektörleri izledi. En fazla ihracat 1,6 milyar dolarla Almanya'ya, en fazla ithalatsa 2,4 milyar dolarla Çin'den yapıldı. İhracatta Avrupa ülkelerinin payı %54 oldu. Ticaret Bakanı Muş yeni dönemin ihracat vizyonunu da açıkladı. Mal ve hizmet ticaretinde sıfır açı hedeflediklerini, bunun için yüksek dış ticaret açığı verilen ülkeleri analiz edeceklerini, bu ülkelerle ikili ticaretin daha dengeli gerçekleşmesini milli mesele olarak gördüklerini dile getirdi. Bakan Muş, Mısır'la yeni bir açılımın mesajını da verdi. Önümüzdeki dönemde Mısır ile gelişen diplomatik ilişkilere paralel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek arzusundayız. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, katil, işgalci ve terörist İsrail'den bahsedeceğiz. İsrail diye bir devlet yok. İsrail adı devlet olan Siyonist Yahudilerin terör örgütünün ismi. Devlet isimli bir terör örgütü. İsrail katildir, işgalcidir, teröristtir. Başkenti mi? İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. İsrail'in yerleşim yerlerini ilhak etme planı adım adım Filistinliler üzerinde uygulanıyor. İşgalci İsrail'e bağlı Kudüs Mahkemesi, 12 Filistinli ailenin evini boşaltmaları yönünde karar vermişti. Hukuka aykırı karara tepki için bir araya gelen Filistinli aileler, mahallelerini korumak için dayanışma eylemi yaptı. Bu kez İsrail polisi eyleme müdahale etti. 10 kişinin yaralandığı müdahalede 3 kişi hastanelik oldu. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin sert müdahalesinin yanı sıra evlere de kirli su attığını belirtti. Diğer yandan gözaltına alınan Filistinliler olduğu bildirilirken kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Şimdi Gaziantep'teki açık ve net kışkırtıcılıktan, provokasyondan bahsedeceğiz. Camiyi kullandılar, amaçları ibadet değil. Resmen açık bir şekilde kışkırtmak ve provoke etmek. Hiçbir uyarıya aldırmadılar. Amaçları ibadet değil, provokasyondu. Polis ekipleri camileri eylem yerine dönüştürmeye çalışan gruba göz açtırmadı. Gaziantep'te kendilerini Alparslan Kuytul gönüllüleri olarak tanıtan bir grup, devlete karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Üç ayrı camide toplanan şahıslar, pandemi kurallarını hiçe sayarak itikaf yapmak istedi. Allahu Ekber! İmam ve müezzinler camiden çıkmalarını söyledi. 76 kişi uyarıları aldırmayınca görevliler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin camiye girmesiyle grup taşkınlık çıkardı. Ekipler şahısları dışarı çıkarmak için biber gazıyla müdahale etti. Allah!
Provokatörler müdahalenin ardından polislerin postalla içeri girdiği iftirasını da ortaya attı. Sosyal medyada başlatılan algı operasyonunu Gaziantep Valiliği yalanladı. Açıklamada müdahale cami girişinde sağlandığı ifadeleri kullanıldı. Bakın biber gazı sıkıyor. Bakın cami içinde vatandaşa biber gazı sıkıyor. Öte yandan valilik camide biber gazı kullanan emniyet personelinin de açığa alındığını duyurdu. Efendim bir de önemli açıklamalar var. Emniyet Genel Müdürlüğü müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirmeyle orada bulunmaması gereken bir personel tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış. Bahsedilen personel açığa alınmıştır. Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir diyor. İbadet bahane edilerek provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı arz ettim efendim. Şimdi otizmli bir gencin başarı öyküsü ekranlarınıza geliyor. Hayal gücüyle sanata dokundu, imkansızı başardı. Hayvanları çok seviyorum. 4 günde yapıyorum. Hayvanlar daha dürüst ya. O yüzden heykellerini yapıyorum. 21 yaşındaki Fatih Pelen, otizmli olarak dünyaya geldi. Hayvanları çok seven Pelen, kağıt, tutkal ve seramik hamurundan yaptığı hayvan figürleriyle tüm engelleri aştı. Oğlunun otizmli olduğunu 5 yaşında fark eden anne, yaşadığı süreci sadece biraz destek ve sevgi diye özetledi. Yani çocuğunuza inanacaksınız ve çok seveceksiniz yani onu. Her haliyle kabul edeceksiniz. Sadece biraz destek, bir de sevgi. 13 yıldır özel eğitim alan Pelin'in engeli uğraştığı sanat sayesinde %70'e kadar düştü. Üstün hayal gücüyle engelleri aşmayı başardı. Saat oluyor 9. Artık bundan sonra biz yokuz. Görevi Cansın Elvacı'ya devrediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın sabah saat 6'da inşallah yeniden buluşmayı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.